Canım öğrencilerim hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar biliyorsunuz Barış Yayınları 8'li AYT Matematik Branş denemelerinin çözümlerini yapıyoruz bu kanalda Ve bugün sıradaki deneme 5. deneme Ve bu videoda da sevgili arkadaşlarım 5. denemenin tamamını o 40 tane soruyu birlikte çözeceğiz Eğer yapamadığın soru varsa boş bıraktığın veya yanlış yaptığın veya kendi çözümünü olabilir bazen Hantal bulduğun sorular çözümleri varsa Mutlaka ama mutlaka izlemeni öneriyorum ee, ve bu açıdan kolaylık olsun diye de sana videonun altında açıklama kısmına hangi soru kaçıncı dakikadaysa bunun zaman etiketlerini tek tek elimle girdim direkt olarak o linke tıklayıp direkt olarak videoda o soru çözümünü açabilirsin ve böylelikle yorulmadan hangi sorunun çözümünü arıyorsan da bunu bulabilirsin YouTube'un güzelliklerini de Tabii matematiğe uyarlayabilmek gerekiyordu. Ders anlatımlarına, soru çözümlerine uyarlayabilmek gerekiyordu. Bunu da sevgili arkadaşlarım bu şekilde atlatmış olduk. Ben Barış Yayınları'nın denemelerindeki özellikle sorulara çok seviyorum. Türkiye Geneli Denemesi de var biliyorsunuz. Bunlara da başvurabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Çok ama çok seviyorum bu soruları. Çünkü böyle tarzımız benziyor. Ve sizler de bu tarza yatkın sorularla karşılaşmak istiyorsanız öncelikle 40 soru serisi TYT Matematik. E, matematik tekrar fasikülüdür arkadaşlar. Toplamda 80 sayfa ve bütün soru, bütün konulardan 40'ar er tane soru var. 40 soru serisinin temel mantalitesi bu. Daha sonrasında 40 soru serisi problemler. Tabi problemleri 40 soruda halledemeyeceğimiz için bunun için ayrı bir fasikül üretmek istedim. 88 sayfadan oluşuyor. Toplam içerisinde 320 tane soru var ve tamamı ÖSYM tadında şöyle herhangi bir sayfasını bile açıp gösterdiğim takdirde veya herhangi bir sayfasını şu şekilde açıp gösterdiğinde soruların ÖSYM tarzı sorular olduğunda sen de göreceksin kitabı eline aldığın zaman da iyi ki bu kitabı ben almışım dedirtecek bir kitap ve aynı zamanda 40 soru serisi AYT Matematik ki bu benim canım kitabım. Yani tabi diğerlerini de seviyorum ama AYT'ye ekstradan bir Böyle sevgi aşk beslediğim için AYT kitabı benim için daha muazzam bir kitap. Şöyle soruları da gösterdiğim takdirde barış yayınları ile benzer olduğunu yani mantığı mantığının benzer olduğunu soru tiplerinden de anlayabilirsiniz gençler. Ciddi anlamda emek verdim ve severek yazdığım kitaplar alan öğrencilerimiz de çok sevmiş olacak ki çok güzel yorumlarla geri dönüyorlar. Onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Kitap reklamımı da yaptıktan sonra, <laughs> tabi estağfurullah öyle bir şey yok. Kitap reklamımı da yaptıktan sonra gençler artık hazırsak, sen de abone olduysan ve videoyu beğendiysen geçebiliriz dersimize. Şimdi e, ilk soruya şöyle bir bakış atalım beraber. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. E, A kere B, 4A'ya eşitmiş. Şimdi bak ben burada e, bu mutlak değerli ifadenin sonucunu görüyorum değil mi? 4A. Demek ki 4A burada mutlak değerin sonucu negatif olamayacağı için 4A pozitif. 4A pozitifse A kesinlikle pozitif olan bir sayıdır. Pekala A pozitifse burası dışarı nasıl çıkar? Direkt olarak A diye çıkar. Şimdi burada B'nin de tabi bu dışarı nasıl çıkacaktı? Ya eksi BA diye çıkacaktı ya da artı BA diye çıkacaktı. Ben bunu ve alttakini 4A'ya eşit dersem buradan çıkaracağım sonuç şu. B ya eksi 4'tür ya da artı 4'tür bu sonuçları çıkarabilirim. Şimdi geldim buraya. Burada, burada mutlak değerli ifade A'dan mutlak değer 2B'yi çıkarmış ve sonuç olarak da 6B'yi bulmuşuz değil mi? Burada iki ihtimal var. B-4 ise mesela B-4 olduğu takdirde şurası bana eksi 8'i verecek. Mutlak değersiz 8'i verecek. Yani A-8 diyeceğim eşittir 6 kere eksi 4'ten eksi 24 olacak. Veyahut B-4 ise diyeceğim. A-8 yine 6 kere 4'ten 24'ü bulacağım. Şimdi eksi 8'i bu tarafa atarsam A eşittir 32 gelirken eksi 8'i diğer tarafa atarsam A eşittir eksi 16 gelir. Lakin ben A'nın pozitif olması gerektiğini bulmuştum. Eksi 16 niye şimdi değil mi? O halde A kesinlikle 32'ymiş. A 32 ise gençler o halde getirin mesela B'de kaçmış? B'nin biz kaç olduğunu kabul ederek şu sonuca eriştik. 4 olduğunu kabul ederek B'de 4'müş. Tamam şimdi A'yı ve B'yi buldum. B eksi A diyor. Yani 4'ten 32'yi çıkardım. Eksi 28 mutlak değerini aldım. Artı 28 bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir diyeceğiz ve geçeceğiz 2'ye. Engin diye bir vatandaşımız var. Ve faktöriyel konusunu çalışırken faktöriyel tanımını verilen sayıdan başlamak üzere sayının birler basamağındaki rakam kadar ardışık sayıları küçükten büyüğe dizerek çarpmak olarak algılamış. Yani şöyle, mesela 13 faktöriyeli birler basamağındaki sayı kaç? Burada 3. O halde 13'ten başlarım. 13, 14, 15 3 defa bunu büyüterek çarparım. Faktöriyeli bu şekilde anlamış. 35 faktöriyeli mesela bak 5 tane sayı olacak. Gördün mü? Ve 35'ten başlamış ardışık 5 tane yazmış, bunları çarpmış. Şimdi A2 iki basamaklı doğal sayısı olmak üzere Engin A2 iki basamaklı sayısının faktöriyeli ne anladığı gibi açarak çarpmış ve sayıyı çarpanlarına ayırdığında sayının 4 farklı asal çarpan içerdiğini görmüş. 4 tane asal çarpan içerecek. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı soruluyor bize. Şimdi bu sayılar ne olabilir? Bu A2 dediğim sayılar ne olabilir arkadaşlar? E tabi 12 olabilir 2 basamaklıysa. E 22 olabilir. 32, 42, 52, 62, 72, 82 ve tabii bir de 92 olabilir. Şimdi anladığı gibi açacak olursak 12 faktöriyeli 12 çarpı 13 diye açacaktır. Hepsinin birler basamağı 2 olduğu için ikişerli ikişerli yazacağız bak. Burası 22 çarpı 23'tür. Burası 32 çarpı 33'tür. Şu 42 çarpı 43 olacaktır. Yine tek tek yazalım. 52 çarpı 53. Yine şurası 62 çarpı 63. 72 dediğim 72 çarpı 73 olarak yazılacak. 82, 82 çarpı 83 olarak yazılacak. Ve 92 de tabii ki 92 çarpı 93'tür diyeceğim. Şimdi burada dikkat edin. 12 çarpı 13. Şimdi 12'nin 2 ve 3 diye asal çarpanları var. 13'ün de tek başına zaten bir asal. Bak bunun kaç tane asal çarpan oldu? 3 tane. Ama soru bizden ne istiyordu? 4 farklı asal çarpan içerdiğimiz görmüştü. Demek ki bu yanlış. Tabi faktöriyeli bu şekilde anlayan bu asal çarpanla dediğini nasıl anlamıştır bilmiyoruz ama demek ki onu doğru anlamış diye düşüneceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi geldim buraya. 22 2 ile 11'in çarpımıdır. 23 de tek başına asaldır. Bu da olmaz. 32'de sadece 2 asalı var. 33'de de 3 ve 11 var. E bunda da 3 tane çıktı. Bu da olmaz. 42'ye bakalım. 42'nin içerisinde 2 var, 3 var, 7 var ve 43 tek basın başına bir asal. Bak 4 tane asalı oldu. Bu olur. Yani A'nın alabileceği değerlerden bir tanesi 4'müş. Sonuçta bunlar A2 2 basamaklı sayılarıydı ve A4 olabiliyormuş. 52'ye bakalım. 2 kere 26 2 çarpı 2 çarpı 13 yani 2 ve 13 çarpanı var 53 tek başına asal bak bu da olmadı 3 tane çünkü 62'ye bakıyorum 2 ve 31 çarpanları var 62'de 63'te de 3 ve 21 ee, yani o da 3 kere 7 o zaman 3 ve 7 çarpanları var 4 tane asal çarpanı var demek ki 6 da olabilirmiş A ve devam ediyorum 72'ye bakıyorum 8 ve 9 çarpanı yani 2 ve 3 asalları var 73 tek başına asal dolayısıyla bu da olmadı 83'e bakıyorum gençler 83, 82 ve 83 82 2 ile 42'nin 41 41'in çarpımıdır. Dolayısıyla iki tane asal buradan geldi. 83 dediğim sayı tek başına asaldır. Dolayısıyla bu da olmadı. 92'ye baktığım takdirde de 26 kere 26 kere olmaz. Özür dilerim. 92 2 kere 46. O da 2 kere 23. 2 ve 23 çarpanları var. 2, 2 ve 23. 4 kere 23'müş. 93'te 3 ve 31'in çarpımı. Dolayısıyla 4 tane asal olduğunu görüyoruz. A'nın bir diğer değer de 9'muş. İşte bunların toplamı sorulmuş. 9, 6 daha 15, 4 daha 19 yapar. Cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. Üçüncü sorumla aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları küçükten büyüğe doğru sırasıyla işaretlenmiş. A ile B noktaları arasındaki uzaklıkla alakalı. Bak burası diyor ki burası 10 kök 2 birimdir diyor. B ile C noktaları arasındaki uzaklıktan büyüktür 10 kök 2 diyor. Yani şurası sevgili arkadaşlarım küçüktür 10 kök 2 olacak. Ve B ile D noktaları arasındaki uzaklık yani şuradan da küçüktür diyor. Yani burası 10 kök 2'den daha büyük olacak diyeceğim. B ile C noktaları arasındaki uzaklığın yani şuradaki uzaklığın en büyük tam sayı değeri x ve A ile D noktaları arasındaki uzaklığın yani buranın tamamının e, arasındaki uzaklığın en küçük tam sayı değeri de y'dir. Buna göre x ile y'nin mutlak farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle e, şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın bc arasındaki uzaklığın en küçük tam sayı değerini bulacaksam varsayalım ki burası x'miş ya. x 10 kök 2'den daha küçük olacak değil mi? Şimdi ben bunun karesini alırsam x kare doğal olarak 200'den daha küçük olmak zorunda. Ve buradaki sağlayan en büyük... ...maksimum x tam sayı değeri tabii ki 14'tür. Çünkü 14'ün karesi 196'dır. O halde ben x'i buldum 14. Şimdi bir de... ...şurası 10 kök 2'den büyüktü. E burası da zaten 10 kök 2'ydi. Üstüne eklersem ben şu kısmın uzunluğunun... ...20 kök 2'den daha büyük olması gerektiğini anlarım. Y büyüktür. 20 kök 2 dedim. Şimdi ben burada ikisinin karesini alırsam... ...y kare büyüktür. 800 olacaktır. Ve... Karesi 800'den büyük olan ilk sayımız 29'dur. Yani y'nin minimum değeri de tabi doğal olarak 29 olmuş oldu. Y'yi de 29 olarak kabul edeceğiz. İkisinin farkının mutlak değeri sorulmuştu bize. 29 14'ün farkı 15'tir. O halde cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Dördüncü soru için artık alt tarafa doğru iniyorum arkadaşlar. İki basamaklı KL doğal sayısının tüm P asal bölenleri için. Bak tüm P asal bölenleri için p kareye de tam bölünüyorsa 2 kuvvetli, p küpe de tam bölünüyorsa 3 kuvvetli, p üzeri 4'e de tam bölünüyorsa 4 kuvvetli sayı denir. A kümesi 2 kuvvetli, 2 basamaklı doğal sayılardan. Şimdi dur. A kümesini bir yazmaya gayret gösterelim. Şöyle açtım kümeyi, tamam mı? Diyorum ki A kümesi hem 2 basamaklı olacak hem de 2 kuvvetli olacak. Şimdi e 2 kuvvetli olması demek ne demektir? Mesela 2'ye bölünüyorsa 4'e de tam bölünecek gibi. O halde şöyle diyebilir miyim ben? Mesela direkt 2'nin kuvvetlerini alalım, 2'nin kuvvetlerini. 2'nin kuvvetlerinden ilk olarak 16'yı alabilirim. Çünkü 2'ye bölünüyorsa 2'nin karesi olan 4'e de bölünür. O halde direkt 32'yi de alabilirim. 64'ü de alabilirim. Doğru mu? Doğru. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi geldim 3'ün kuvvetlerine geçeyim o zaman. 3'ün karesi 9 yapar olmaz ama 27 olur bak. Sonuç olarak 27'nin tek bir tane asal çarpanı var. 3 ve 3'ün karesine de tam bölünür. Yani 9'a da tam bölünür. E o zaman 81'i de alırım hocam. Alırsın tabii sıkıntı yok. 5'in hemen kuvvetlerine bakın. 25 5'e bölünürken 25'e de tam bölünür. Çok güzel. Şimdi 7'nin kuvvetlerine bakalım. O zaman bir de 49'umuz var burada, değil mi? E sadece asalların kuvvetlerine baktım ve bu asalların kuvvetleri de hep bir tane asal içeriyor. Yani hani 16, 32, 64, 2'nin kuvvetleri 27, 81, 3'ün kuvveti 25, 5'in 49'a 7'nin kuvveti. 2 e i̇ki tane asal içeren olamaz mıydı mesela 2 ve 3 asalları? Onlar en küçük olduğu için sağlama ihtimali daha yüksek. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 o zaman 36 da olur gençler. 36 olabildiği gibi bir 2 ile daha çarparsam 72 de olur bak. Mesela 36'nın asal bölenleri 2 ve 3 4'e de bölünüyor, 9'a da bölünüyor. 72'nin asal bölenleri 2 ve 3. 4'e de 9'a da tam bölünüyor. Bunların hepsi olabilir. Peki 36 kere 3 deseydim 108 olurdu bak o olmaz. 2 ve 5'e baksam olur mu? 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25 çarptım 100 geldi olmadı. Demek ki o zaman bu kadarmış diyebilirim. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elemanı varmış A kümesinin. Şimdi B kümesine geldim. Diyor ki 3 kuvvetli olup 2 basamaklı doğal sayılardan oluşsun diyor. Şimdi 3 kuvvetli ne demek? demek ne demek? Mesela 2'nin kuvvetlerinden birini düşünelim. 16. 8'e de bölünüyor mu? 2'nin küpüne bölünüyor. O zaman 16 hem 3 kuvvetlidir hem 2 basamaklıdır. 32 keza aynı şekilde. 64 aynı şekilde. 27 3'ün küpüdür ve eee tek asal böleni var. 3. E 3'ün küpüne de tam bölünüyor. O zaman 81 de olur. Ama mesela 25 bu sefer olmaz. Niye? 125 olsaydı olurdu ama o da 3 basamaklı. Yine 7'nin kuvvetlerinden herhangi birisi olamaz. O halde bir de şunu düşünelim biz. 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü. Yani 8 kere 27. O da 3 basamaklı. Demek ki B kümemiz de bu kadarmış arkadaşlar. Şimdi geldim C kümesine. P üzeri 4'e de tam bölünüyorsa demişti. 16 olur bak. 32 yine olur. 64 yine olur. Çünkü 16 16'ya bölünüyor. 32 16'ya bölünüyor. 64 16'ya tam bölünüyor. O halde 3'ün kuvvetlerine bakınca 27 bu sefer alamam ama 81'i tabii ki de alırım. C kümesi de bu kadardır derim. Çünkü diğerlerinin hepsi 3 basamaklı oluyor artık. Pekala. Şimdi sayılarını oluştura göre aşağı hangisi doğrudur? Kümelerle alakalı bilgiler istiyor. Şimdi diyor ki C'nin eleman sayısı hepsinin eleman sayısından daha büyüktür. Hayır tam tersi. Daha küçüktür olmalıydı. Yani bu yanlış arkadaşlar. A kümesi 7 elemanlı demiş. Biz 9 elemanlı olduğunu bulmuştuk. Bu da yanlış. B kümesi 5 elemanlıdır, 4 değil. A fark B kümesi 4 elemanlıdır. A'da olup da B'de olmayan elemanlar. 16 elerim, 32, yi, 64, yi, 27, yi, 81 yi elerim ve burada 4 eleman kaldığını görürüm. Cevap D şıkkıymış. E'ye de bakalım. A fark C 4 elemanlıdır demiş. A fark C'de sadece 16, 32, 64 ve 81'i çıkaracaktım. 5 elemanlı olduğunu görürüm. Bura 5 olsaydı doğru derdim. Demek ki bu da yanlış. Cevabımız D, şıkkı, D şıkkı olacaktı diyebiliriz 4. sorumuz için. 5'e geçtim. A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi 5, 6, 7 elemanlarından oluşan kümeler. A kümesiyle ortak elemanı bulunmayan bir C kümesi için A kartezyen B kesişim A kartezyen C 8 elemanlıymış. Şimdi bir dakika zaten A kümesinin 4 elemanı var. A kümesinin 4 elemanı var. Şimdi A kartezyen çarpım B'nin 12 elemanı var. A kartezyen çarpım C'nin kaç elemanı olduğunu bilmiyorum ama A kartezyen çarpım B ile ortak olan 8 elemanı var. E bunun 4 elemanı varken demek ki B ile C kümelerinin içerisinde ortak olan 2 tane eleman olacak. Mesela 5 ve 6 gibi. Tamam mı? Ama bunun yanında başka eleman var mı yok mu ben bilmiyorum bilemem. Peki elemanları rakamlardan oluşan kaç farklı C kümesi yazılabilir? Şimdi hocam C kümesinin A kümesiyle herhangi bir ortak elemanı yoktu. Yani rakamlardan oluşur diyor ya 0'dan 9'a kaç tane rakamımız var bizim 10 tane o zaman şu 4 tanesini eledim kafadan hatta ben bunları sizin için yazayım 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 diyelim 1 2 3 4 otomatikman elendi e, 5 ile 6'yı da zaten kullandım e, 7'yi kullanamam o zaman B kümesiyle ortak bir elemanı daha olmuş olur geriye kaç eleman kaldı 3 şimdi o zaman ben şu kısma 0 8 ve 9'u yerleştireceğim ama direkt 3 tane sayı yerleşir demeyeceğim. Çünkü bu kümenin ben C kümesinin kaç elemanlı olup olmadığını bilmiyorum. Derim ki 0 bu kümenin içinde var mı yok mu? 2 ihtimal var. 8 2 ihtimal var. E 9 onun içinde 2 ihtimal var. Yani 8 tane küme çıktı karşıma. 8 tane C kümesi oluşturabilirim bu şekilde. Lakin, lakin ben buraya 5 6'yı koydum. 5 7'yi koysaydım yine 8 elemanlı bir e, yine 8 tane varyasyon olacaktı. 6, 7'yi koysaydım yine 8 tane gelecekti ve başka da bir seçenek zaten yok. 8, 8, 8, 24 yapar demek ki cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 6. soruya geçtim. Dik koordinat düzleminde F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiş. Ve bu fonksiyonlar için F3, g 3ten daha küçükmüş. Şimdi 3 nerede hocam? 3 şuralarda bir yerde. 5'e daha yakın. Şuralarda bir yerde. Peki şimdi F3 g 3'ten küçükse ben şöyle bir yorum yaparım. Mavi fonksiyon grafiği F'in grafiği olamaz. E niye? Çünkü F bu aralıkta bir şeylerden küçük. En büyüğünü seçemem o zaman. Yani F kardeşim ya bu olur tamam mı? Ya da şu olur. Şimdi ya en alttaki siyah F'dir ya da kırmızı fonksiyon F fonksiyonudur. Şimdi buna göre de siyah madem F o halde şu an siyahımız... Ee, sağ taraftaki siyah bu olur çünkü kırıldıktan sonra bu şekilde devam etmiş. Ve f fonksiyonu burada kırmızıyla gösterdiğime göre ikinci ihtimalle f en alttaki olur. Ve diyor ki h7 g5'ten daha küçüktür. Şimdi abi g5 dediğim şey burada zaten e, hepsi birbirine eşit. h7 bundan daha küçükmüş. Şimdi bundan daha küçük olan sadece ne kalıyor? Kırmızı kalıyor. Demek ki kırmızı fonksiyon kesinlikle ama kesinlikle g fonksiyonuymuş. Yani ben buna G diyeceğim. O halde şuna da H mı kalır? O halde şu durum ortadan kalktı. Ben buna F olabilir demiştim kırmızıya. O halde bu durum ortadan kalktı. F fonksiyonu kesinlikle buymuş. G fonksiyonu kırmızıymış. Ve siyah fonksiyon zaten F'di. Kırmızı G'ydi. Mavi de H'mış. Tamam çok güzel. Şimdi diyor ki F eksi G eksi H da 8 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi 8 burası zaten değil mi? Şimdi F8 kaç? 6. Eksi G8 e o da 3. H8 e, o da 5. 6'dan 8 çıkarsa eksi 2 kalır. Cevabımız da C şıkkında verilmiştir deriz. Devam ettim 7 ile. Şimdi diyor ki bak. Kök eksi 1 sayısı i'ye eşit olmak üzere sanal sayı birimi. i üzeri k ile i üzeri eksi k'nın toplamı 2'ymiş. E bunun için tek bir ihtimal var. Bu da 1'dir, bu da 1'dir. Bunların 1 olabilmesi için, i'nin kuvvetinin 1 olabilmesi için k'nın Dördün bir katı olması gerekiyor. 4'ün katı olan bir tam sayı olması gerekiyor. Şimdi buna göre bu denklemi sağlayan iki basamaklı en küçük k doğal sayısı. E dördün katı olan iki basamaklı en küçük tam sayı kaçtır? 12'dir. Yani bizden şu isteniyor. 1 artı i'nin 12. kuvvetini bul. E şimdi ben size karmaşık sayılarda konu anlatırken demiştim ki 1 artı i'nin karesi özel olarak 2 i'dir. Bunları soruların içerisinde kullanırız. 1 eksi i'nin karesi de eksi 2 i'dir demiştim. Açtığın zaman zaten karşına çıkıyor. Ama ben bunları sana not aldırmıştım. 1 artı i'nin karesinin 2 i olduğunu kullanalım. Ben burada 1 artı i'nin karesinin 6. kuvveti biçiminde yazarım. Bu da 1 artı i'nin karesi demek 2 i demekti. 2 i'nin 6. kuvveti 2 üzeri 6 64 i üzeri 6 i karedir yani eksi 1'dir. Demek ki bu direkt eksi 64 çıkıyor. Yani ben bunu direkt açtığım takdirde eksi 64'ü veriyor bana. E diyor ki açılımdaki reel sayıların toplamı e zaten bir tane. Bu ben bunu açtığım takdirde elimde sadece eksi 64 kalıyorsa cevabım da eksi 64 olur diyeceğim. Doğru cevap A şıkkına verilmiştir gençler. Geçtim 8'e. x kare artı 2 x artı 3 eşit 0 denkleminin diskriminantı delta 1. E hemen bulalım delta 1'i. Delta 1 arkadaşlar. 2'nin karesi 4 eksi 4 kere 3'ten 12 eşittir eksi 8 geldi. Delta 1 eksi 8'miş. Delta 2'yi de hemen hesaplayalım o da bunun deltasıymış. 4'ten 36'yı çıkarırsam eksi 32 yapar bu da. Pekala kök delta 1 yani kök eksi 8 ve kök eksi 32. Bunları diyor şimdi kök 8 neydi 2 kök 2. Kök eksi 1 de iyiydi zaten. E burası da 4 kök 2 i'dir. Yani bir kökümüz 2 kök 2 i'miş. Diğer kökümüzde de 4 kök 2 i'miş. Kök kabul eden gerçel katsayılı 4. dereceden bak gerçel katsayılı demesi burada çok önemli. Çünkü e, bir ikinci dereceden denklemin köklerinden birisi bir karmaşık sayıysa ve bu denklem gerçel katsayılıysa o halde sevgili arkadaşlarım bizim diğer köklerimiz buradaki köklerin eşlenikleri olmak zorunda. Yani Eksi 2 kök i olacak. Eksi 2 kök 2 i olacak bir köküm. Diğer köküm de eksi 4 kök 2 i olacak. Buna göre oluşan oluşturulan px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye sormuş. Baş katsayının da 1 olduğu verilmiş. O halde ben px polinomunu şu şekilde ifade ederim. Şimdi bir köküm bu diğer köküm de buysa. Ben diyeceğim ki x eksi 2 kök 2 i çarpı x artı 2 kök 2 i çarpı x artı 4 kök 2 i ve x eksi 4 kök 2 i diyeceğim. Şimdi şu ikisini çarparsam eğer biliyorsunuz karmaşık sayılarda a artı i ile a eksi i b'nin çarpımı bana direkt olarak a kare artı b kareyi veriyordu. O halde ben şu ikisini çarparsam x kare artı 8'i direkt bulurum. Diğerini çarparsam da x kare artı 32'yi bulmuş olurum. E benden kaç sayılar toplamı istenmişti. Yani x gördüğün yere 1 yaz demiş. Px artık buysa benden p1 isteniyor. p1 de 9 kere 33'tür. Bu da 270 artı 27'den 297'nin ta kendisini verir. Yani cevabımız c şıkkında mevcut gençler. Alttaki sorumuzdayız 9'da dik koordinat düzleminde verilen ve baş kat sayısı 1 olan fx parabolüne aşağıda belirtilen dönüşümler ayrı ayrı uygulanmış ve oluşan parabollerin de y eşittir parabolü ile kesiştikleri noktaları köşe kabul eden dörtgen elde edilmiştir. Şimdi buna göre elde edilen dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi burada baş kat sayısı 1 olan herhangi bir parabolden bahsediyoruz aslında. Baş kat sayısı 1 olan herhangi bir parabolü ben x kare parabolü olarak seçmekte gayet tabi özgürüm. Şu şekilde x kare seçiyorum ben bunu. Şimdi şu dönüşüm uygulanıyor. Yani 2 birim sağ tarafa ötelenip 4 birim yukarı öteleniyor. 2 birim sağ ve 4 birim yukarı ötelersem bu parabol hangi hale bürünür? x gördüğüm yere x eksi 2 yazarsam x eksi 2'nin karesi gelir artı bir de 4'ümüz var. Ben bunu x kare ile eşitlersem nerede kesiştiklerini yani bu x kare parabolu ile şunun nerede kesiştiğini bulurum apsisini. Bunu açtığım takdirde x kare eksi 4 x artı 4 artı 4 eşittir x kare gelecektir. x kareler gitti. 4 x eşittir 8 ise x eşittir 2 apsisli noktada kesişiyorlar derim. Şimdi şurası 2. 2 için bu nereden geçiyor? Tabii ki de 4'ten geçiyor. Pekala bak şimdi bir de burada dikkat et. 2 birim sağa öteleyip pardon sola öteleyip bak burada sağa ötelemişti. Burada sola öteleyip 4 birim ekliyor. E bu x kare zaten iyi ki x kare seçmişiz. Simetrik bir yapıya sahip olduğu için y eksenine göre. O halde bir de şurada eksi 2 absis noktada kesişecekler derim. Şimdi ben şunu ve şunu hallettim. Kesiştikleri noktaları buldum. Bir tanesi bu diğeri bu. Şimdi geldim şuna. 2 birim sağa ötele diyor ama bu sefer 8 birim yukarı taşı. Diğeri de 2 birim sola ve 8 birim aşağı. Bunu bulunca otomatikman bunu da bulmuş olacağız. Şimdi şöyle diyelim. 2 birim sağa öteleyince yine x eksi 2'nin karesi gelecek. Ama bu sefer 8 ekleyip x kareye eşitleyeceğim. Burada yine x kareler gidecek. Eksi 4 x artı 4 artı 8'den artı 12 gelecek. Eşittir 0. Buradan x eşittir 3 olacak. Yani bir de gençler 3 için... Şurası kaç olur? 9 olmaz mı? Bir de eksi 3 için 9 olur değil mi? Şu şekilde. Şimdi diyor ki e, bunların diyor köşe kabul eden dörtgeni çizdik ve bu dörtgenin bizden alanı isteniyor. Şimdi bu dörtgen bir yamuktur arkadaşlar şu şekilde. Burada üst taban 6 alt taban 4 alt taban artı üst taban 13 yapar. Çarpı yüksekliğimiz 9 4 arasındaki mesafe 9 ile 4 arasındaki mesafeden bahsediyoruz değil mi? E, şurası 4'tü burası 6'ydı 4 ile 6'nın toplamı 13 yapmaz. 9 dedik çünkü. Değil mi? 6 ile 4'ün toplamı 10. Yükseklik 5 bölü 2. Cevap ne olur? 25'in ta kendisi doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir deriz. Az daha işlem hatasından cümlüyorduk. Geçtim 10'a. Güzel bir soru dinlemende, dikkatli dinlemende fayda var. Aşağıda 3 farklı eşitsizliğin sınır değerleri tam sayı olan çözüm kümelerinin kırmızı, sarı ve mavi çizgilerle belirtildiği sayı doğruları verilmiş x1 ile x6, x2 ile x5, x3 ile x4 y eksenine göre simetrikmiş. Yani ben şimdi şurada bir y ekseni olduğunu düşünecek olursam bu y ekseni bunların tam ortasında kalıyormuş arkadaşlar. Yani bunlar simetrik. Pekala şimdi x kare artı m küçük veya eşit 0. x kare artı ax artı b küçük veya eşit 0. Bir de x kare artı cx artı d küçüktür 0 eşitsizliklerini sağlayan en geniş aralıklarda. 3 ee, tane bilgi vermiş. M artı A artı D soruluyor. Şimdi öncelikle ben şöyle bir yorum yaparım. Mesela x kare abi eksi 9 diyelim tamam mı? Küçük veya eşit 0 olsun. Yani şuna benzer bir ifade. M burada eksi 9 olsun dedim tamam mı? x kare eksi 9 küçük veya eşit 0 x kare küçük veya eşittir 9'dur. x burada nerededir? Eksi 3 ile 3 kapalı aralığındadır değil mi? Şimdi demek ki böyle bir eşitsizlik çözeceksem eğer ben e bizim çıkan sonucumuzun Uç noktaları simetrik olmak zorunda. E şimdi ben buradakilere bakıyorum. Hangisi simetrik konumda? Sarı. O halde şu cümleyi kurabilirim. X kare artı M'yi sarı eşitsizlik gösterecek. Daha sonrasında bak burada eşitsizlik içerisinde eşitlik olduğundan... Demek ki bunun çözüm kümesinin iki ucuda kapalı olacak. İki ucuda kapalı olan kırmızı var. O halde ben bunu da kırmızıyla ifade edeceğim. Ve bunda eşitsizlik de eşitlik olmadığından... Bunu da demek ki mavi ifade ediyor diyeceğim. Yani sarı, kırmızı, mavi biçiminde. Pekala. 3 eşitsizliği de sağlayan, hepsini sağlayan bölge neresidir? Hepsinde var olan bölgedir. Yani şu ikisi arasındadır. Değil mi? Şu ikisi arasıdır. Şurası 3'ünü de sağlayan bölge bak. Burada diyor 8 tane, ne diyor? Toplamları 4 olan 8 tane tam sayı var. Şimdi buradakilerin toplamları 4 ve 4 ve gençler şunu silmeyelim toplam 8 tane tam sayı olacaksa ben şöyle derim. X4 hepsini sağlıyor ama buradaki X3 hepsini sağlamıyor. Bunlar simetrikti. Simetrik olmuş olsalardı ve burası da sağlıyor olsaydı o zaman toplamları 0 olurdu. E 4 nereden gelmiş? Demek ki X4 4'müş. Sonra burası da eksi 4'müş. Bunları toplayınca eksi 4'ten 4'e kadar olan sayıların toplamı 0 ama eksi 4'ü toplamazsam cevap 4 olur. Çünkü eksi 3'ten 3'e kadar olanların toplamı zaten 0'ı verir. 4 eklersem 4 gelir toplamları ve eksi 4'ten 4'e kadar -4'ü dahil etmezsem 8 tane tam sayı vardır. Çok güzel. Şimdi x3 ve x4'ü buldum abi ben. E o zaman ben burada e, bu hangisinin şeyiydi? Eksi -3 ve eksi -4. Şu an hiçbir şeyin. Tamam devam edelim. Ne diyor? Sadece iki eşitsizliği sağlayan 5 tane tam sayı şimdi. Sadece iki eşitsizliği sağlayanlar hangi aralıktadır? Bak. Şurası şu aralık sadece bu iki eşitsizliği sağlar. En üstteki ve en alttaki. Ve şurası gençler şurası ve şurası da sadece sarı ve maviyi sağlar. O halde bu aralıklarda toplamda 5 tane tam sayı varmış. Şimdi güzel kardeşim bak. Bu iki eşitsizliği sağlayanları düşündüğümüz zaman şurası zaten eksi 4'tü. Burası zaten yok ve bu eksi 4 bu iki eşitsizliğin içerisinde var. Geldim sağ tarafa. Sağ tarafa. Burada x4'ü yani 4'ü almayacağım ben. Niye almayacağım biliyor musun? 4'ü alırsam 2 eşitsizliği sağlamaz. 3'ünü birden sağlar. Çünkü 4, 3'ünü birlikte sağlayanların içerisinde. Ama biz sadece 2 eşitsizliği sağlayanlara bakıyoruz. Demek ki burada toplam 5 tane varmış ya, o halde ustalıkla yerleştirmem gerekiyor benim. Şöyle diyeceğim. Eğer ki buradaki x5 6 olmuş olursa, burada sadece 5 ve 6 var x2 de eksi 6 olacaktı. Burada eksi 4 eksi 5 eksi 6 var. Sol tarafta 3 sağ tarafta 2 tane bu 2 eşitsizliği sağlayan tam sayı varsa toplam 5 tane tam sayı olur. Ve böylelikle ben bunun eksi 4 olduğunu bunun eksi 6 olduğunu bunun 4 ve bunun 6 olması gerektiğini artık çok daha iyi anladım. Şimdi x6 ve x1'i de yorumlayabilmek adına 3. verileni okuyalım. Sadece bir eşitsizliği sağlayan 3 tam sayı var. Abi sadece bir tanesini sağlayan bir şurası var. Bir de şurası var. Burada da toplam 3 tane tam sayı varmış. Şimdi dikkat et. Ben burada 6'yı almayacağım. Çünkü 6'yı alırsam 2 eşitsizliği sağlar. Üsttekini ve alttakini. 6'yı almıyorum. O zaman ben burada şu arada bir tane 7 olsun isterim. Burası da 8 olursa bunu da alamıyorum. Çünkü içi boş. Şimdi demek ki bu eksi 8 olsa mesela şurası. Burası 8 iken burası eksi 8 olsa. Burada sadece birini sağlayan bir eksi 7 olacak. Bir de eksi 8 olacak. Bak Eksi 7 eksi 8 etti 2 tane. Bir tane de burada 7 var. Etti 3 tane. 8'i alamıyorum. Niye? içi boş. Çok güzel. O zaman toplam 3 tane oldu mu oldu? Demek ki bu 8'miş. Bu da eksi 8'miş. Hemen onları da yazalım. Bu 8. Bu da eksi 8. Şimdi gençler. M artı A artı D'yi ben nasıl bulurum? Nasıl bulabilirim? Şöyle birazcık uzaklaştım. Ve eşitsizliklerime bir şöyle bakayım. Gençler. Şu kısımları silelim mi? Karmaşık görünmesine. Ne dersiniz? Bence olur. Şurayı da sildim. Şunu da sildim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben x kare artı m'yi sarı olduğunu belirtmiştim. Demek ki sarının kökleri neymiş? Eksi 6 ve artı 6'ymış. E kökleri eksi 6 ve artı 6 ise burası x kare eksi 36 küçük veya eşit sıfırdan başkası değildir. Demek ki m sayısı kesinlikle ama kesinlikle eksi 36'ymış dedim. Geldim buraya. Ucu kapalı olan kırmızıydı. Köklerimiz o zaman eksi 8 ve 4'tür. Kökler toplamına bakacak olursanız eksi 4'tür. Kökler toplamı burada eksi a eşittir eksi 4 olursa eksi b bölü a'dan eksi a'yı elde ettim. a buradan 4'ün ta kendisi gelir. Ve son olarak d'yi istemişti benden. Mavi doğru yani şu doğru da kökleri neymiş? Eksi 4 ve 8 kökler çarpımımız eksi 32'dir. Demek ki d de direkt eksi 32 olacak. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Eksi 36 ile 4'ün toplamı eksi 32'dir. Eksi 32, eksi 32 daha eksi 64 yapar. Ve böylelikle cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla sağlam ve güzel bir soruydu. Cidden sağlamdı yani. 11. soru. Baş kat sayısı 1 olan, ikinci dereceden polinom fonksiyonunun katsayılarından birine bir eklenip, diğerinden 1 çıkarılınca bir kökünün değişmediği, Diğerinin bir azaldığı görülmektedir. Şimdi bir kök değişmeden diğeri bir azalıyorsa o zaman kökler toplamı da bir azalacaktır. Kökler toplamı da 1 azalacaktır. Şimdi o zaman ben baş katsayısı da 1 ise e, polinomumu yazayım. ikinci dereceden de unutmayalım. x kare artı ax artı b biçiminde bir polinom yazsam. Burada kökler toplamı başlangıçta x1 artı x2 eşittir nedir? Eksi a'dır. Doğru mu? Doğru. E şimdi ikinci durumda köklerden biri değişmedi. Mesela x1 değişmedi ama x2'nin biraz azaldığını görüyoruz. İkinci durumdaki birinci kök bu, ikinci kök bu. Kökler toplamı bana bir eksiğini verecektir. Yani eksi a eksi 1'i vereceğinden o halde şuradaki a nasıl değişmiştir derim. x kare artı a artı 1x olmuş olabilir derim. Ve böylelikle Kat sayılarından bir tanesini bir arttırmış oldum. Bak ne diyordu burada kat sayılarından birine bir eklenip diyor. Bir ekledim diğerinden de bir çıkar diyor. O zaman b'den bir çıkarılmış olabilir diyelim. Şimdi buradan bir çıkarırsam ikinci dereceden bir polinomum olmaz. Demek ki buradan çıkarılmış olabilir değil artık net bu olmuştur diyeceğim. Şimdi başlangıçta bahsedilen fonksiyonun değişmeyen kökü kaç olabilir? A öncelikle x1 çarpı x2 başlangıçta kaçtı? B ydi. İkinci durumda köklerimle x1 ile x2 eksi 1, ee, biri yazamadım. İçeri dağıtırsam eğer x1 çarpı x2 eksi x1 olur ve bu durumda da benim kökler çarpımım nasıl değişti? B eksi 1 diye değişti. E abi zaten x1 ile x2'nin çarpımının b olduğunu bulmamış mıydık? Demek ki b'den x1 çıkınca bu b'den 1 çıkınca ki haline eşit oluyor. B'ler giderse x1 tabii ki de 1 olur. E demiş ki bana değişmeyen kökü x1'di zaten. Ben buna değişmesin dedim. Şu değişmişti gördüğün üzere. x1 1'miş yani cevabımız d şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 12'ye. An bir gerçel sayı dizisi olmak üzere her n pozitif tam sayısı için a n artı 2 eşittir a n artı 2 olduğu biliniyor. a n artı 3 de a n artı 3'müş. Pekala. a1 ile a7'nin toplamı 28 olduğuna göre a4 ile a5'in acaba toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben şöyle bir şey yapsam. a n artı 2 eksi a n eşittir daima 2 mi oluyor? Yani ardışık demeyelim de Aralarında bir terim fark bulunan iki terimin farkı daima 2'ymiş gençler. Şimdi ben burada en gördüğüm yere 1 yazarsam burası A3 eksi A1 gelir ki bu 2'ymiş. Daha sonrasında 2 yazarsam A4 eksi A2 e bu da 2 oluyor. 3 yazarsam A5 eksi A3 bu da 2. 4 yazdım A6 eksi A4 bu da 2. 5 yazdım A7 eksi A5 eşittir. Yine 2 geldi. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımı düşünecek olursam ee, taraf tarafa toplarsam 1 yazdım, 2 yazdım, 3 yazdım. Bak A3 eksi A3 daha sonrasında A4 eksi A4, A5 eksi A5 birbirini götürdü ama A6 ve A2 istenmeyen bir durum elimizde kaldı. O halde ee, burayı farklı bir şekilde dizayn edelim. Biz birbirini götürecek şekilde yazmak isteyelim. Mesela en gördüğüm yere burada 3 yazayım. O zaman direkt A5 eksi A3'ü elde ederim ki bu da 2'dir. Şimdi de 5 yazarsam o zaman A7 eksi A5 gelir ki işte istediğim bu. Bunları topladığım takdirde şunlar ve şunlar gider. Böylelikle A7 eksi A1 eşittir topladığım için 6 olur. Şimdi A1 ile A7'nin toplamı 28'di unutmayın. A7 eksi -A1 A1'i de biz kaç bulduk hocam? 6 bulduk. Bunların ikisini toplarsam ben A1'ler gider. 2 tane A7 eşittir 34 olurken A7'miz de tabii ki buradan kaç gelir? 17'nin ta kendisi gelir. Şimdi A7'yi bulduk hocam. A7 kaçtı? 17. O zaman A1 kaçtır? Tabii ki de 11'dir. Şimdi buraya kadar geldik. Ben A4'ü elde edebilir miyim? Hocam A4, A4 şurada en gördüğüm bir yere 1 yazarsam A4 A1 artı 3'tür. A1'i 11 bulduğuma göre 11'e 3 ekledim. A4 14 geldi gençler bu cepte. Bir de A3'ü elde edebilirim. Şurada en gördüğün yere 1 yazarsan A3 A1 artı 2'dir. A1'in 11 olduğunu biliyorduk. 2 eklersem A3 dediğim terim 13 olur. Ve A5'i de yine şurada en gördüğüm yere 3 yazarsam A5 eşittir. A3 artı 2 olacağından ben burayı 13 buldum. Buna 2 eklersem A5'te 15 gelir. Şimdi A4'ü bulmuştum. Kaçtı hocam? 14'tü. Artı A5'i de 15 buldum. İkisinin toplamı bana 29'u verir. Cevap da B şıkkı olur. Umarım uzun bir yoldan çözmemişimdir. Sanki bana uzattım gibime geliyor. Hayırlısı. 13. soru. Ortak çarpanı R olan bir AN geometrik dizisi için. Şimdi geometrik dizilerde biliyorsun. iki terimin çarpımı tam ortada. Bunların tam ortalarında kalan terimin karesine eşit oluyordu. 10. ve 12. terimin tam ortasında kalan terim 11. terimdir. Demek ki A11'in karesi gençler eşittir. 3 ve 7. terimin ortasında kalan terim 10. terimdir. A10'un karesine eşitmiş. A10'un karesine eşitmiş. Şimdi bana diyor ki bu dizi sabit değil. Şimdi 10. terimle 11. terimin birbirine eşit olduğunu düşünebiliriz. A10 eşittir. A11 olduğunu düşünebiliriz. Bu geometrik dizide. Ama bu ee, bu, bu durumda sabit dizi olur Ama benim önümü de kesmiş Sabit olmasını istiyor ee, Biraz şımarıkça bir istek Sabit değil diyor kardeşim Ama ben bunu bu şekilde buldum Ama unutma ki A10 aynı zamanda A11'in eksilisine de eşit olduğu takdirde Kareleri yine birbirlerine eşit olacaktır O zaman sabit dizinin R'si 1'di ya R1 olmasını istiyor O zaman R'nin eksi 1 olduğunu istemiş olabilir benden R eksi 1'dir arkadaşlar yani benim ortak çarpanım -1. O zaman e, a6 dediğim değer de -4'ün ta kendisidir çünkü r'ye -1 buldum. Şimdi bu dizinin ilk 21 terim toplamı diyor ya. Mesela bir önceki terim nedir? A5 4'tür. -1'e böldüm. -1'e böldüm. A4 e, o da ne gelecek? E, yine -4 gelecek. E o zaman A3 de 4 gelecek. E şimdi o halde şunu düşünebilir miyim ben? Çift indislere sahip olanlar, terimler eksi dörtken, tekler artı dörttür. E şimdi ben birinci terimden yirminci terime kadar toplarsam, teklerle çiftlerin sayıları birbirine eşit olacağı için eksi dörtlerin toplamı ile artı dörtlerin toplamı tamamen sıfır yapacak. O zaman elimde sadece ama sadece yirmi birinci terim kalacak. Yani ilk yirmi bir toplamı, ilk yirmi bir terim toplamı olan S21 aslında A21'in ta kendisini verir bana. Ve biliyorsun tek indislere ben 4 demiştim. Demek ki 2, 21 terim toplamı da bana 4'ü verecek diyebilirim. Geçtim 14'e. Şekildeki 10 saksıdan 3'üne 2 kırmızı ve 1 sarı olmak üzere 3 farklı çiçek ekilmiştir. Kalan 7 tane boş saksı var. bu saksılara da ikisi sarı ve biri kırmızı olmak üzere 3 farklı çiçek her bir saksıya bir çiçek gelecek biçimde ekilecektir. Buna göre çiçekler saksılara rastgele ekildiğinde kırmızı çiçekli saksılar arasında sarı, sarıların arasında da kırmızı çiçekli saksının bulunmadığı kaç durum vardır diye soruyor. Bulunmasını istiyor. Şimdi sarıların arasına kırmızı gelmeyecek, kırmızıların arasına sarı gelmeyecek. O halde ben şöyle bir şey yapabilirim. Mesela buraya sarı gelemez abi. Buraya sarı gelemez. Bak iki sarının arasında kırmızı olur. Buraya gelemez. Buraya gelemez ama sarı buraya gelebilir. Şimdi ve buraya kırmızı da gelebilir. Şimdi buraya da kırmızı ve kırmızı gelemez. O halde sarı ve kırmızının ortak olarak gelebileceği tek durum burası. Ya da burası boş kalır. O halde ben diyorum ki eğer ki burası sarı olursa. Şimdi kaç tane sarı ekecektik arkadaşlar? E, kaç tane sarı? 2 e, tane sarı, bir tane kırmızı ekeceğiz. O halde bu sarılar... Bir tanesi buraya yerleştiyse diğeri de bunlardan birine yerleşebilir. Çarpı 2. Varsayalım ki buraya yerleşti. Şimdi şu sarı bu da sarı. Bir de bunlar farklı çiçekler oldukları için yer değiştirebilir. Çarpı 2. Çarpı şimdi geldim kırmızıya. Kırmızıyı da 1, 2, 3, 4, 5. 5 olmaz. 4 farklı yerden birine dikebilirim. Böylelikle 16 tane farklı durum gözlerim. Ama bu sarının burada olduğu durum için geçerliydi. Peki ya burası kırmızıysa gençler? Burası kırmızıysa artık kırmızıyı diktiğim için bir derdim kalmaz. Ama sarılar için şuraya 2 çarpı yani 2 faktöriyel biçimde yer değiştirilerek ekilebilirler. Dolayısıyla 1 çarpı 2'den 2 durum söz konusu burada da. Şimdi geldim burası boş kalsın hocam diyeceğim. Burası boşsa. Sarılar buraya 2 faktöriyel biçimde dikilebilir. Ve kırmızılar da şuradaki 4 yerden herhangi bir tanesine ekilebilir kırmızıda. 2 çarpı 4'ten burası da 8 durum söz konusu derim. 16'ya 8 ekledim 24. 24'e 2 ekledim. Toplam 26 tane durum söz konusu. 14. sorumuzun cevabı da böylelikle A şıkkında verilmiştir diyeceğiz ve devam ediyorum 15. sorumla. A, B ve C kümeleri E evrensel kümesinin birer alt kümesidir. Evrensel kümenin bir elemanı olan x ile ilgili de 3 tane önerme verilmiş ve bu önerme neymiş arkadaşlar? Bakın doğruymuş. Yani 1. Şimdi ben size sorarım. V bağlacının sonucu 1 ise demek ki 2 bileşende yani burası da burası da 1'miş. Ekstradan bunun bak değili 1 ise içerisi nedir? İçerisi 0'dır. Yani o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Q veya R'nin değili kesinlikle 0 olacak. Şimdi ben size yine sorarım. Veya bağlacının sonucu 0'sa 2 bileşende 0'ın ta kendisidir. Şimdi demek ki Q kesinlikle 0. R'nin değili 0'sa R kesinlikle 1. Şimdi Q neydi hocam? Sıfırdı. İse bağlacında isenin sağ tarafı sıfırsa burası 1 olursa cevap sıfır olur. Ama bize ne lazım? 1 lazım. Demek ki bu da sıfırmış. P'nin değili sıfırsa P 1'dir dedik. Şimdi 3 önermenin doğruluk değerlerini bir güzel bulduk. X elemanı ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi hocam X A birleşim B birleşim C'nin elemanı. Bunda hemfikiriz. Ama A kesişim B kesişim C'nin içinde ee, ...yoktur. Niye? Çünkü X bunun elemanı demiş ama... ...önerme yanlış. O zaman A kesişim, B kesişim... ...C'nin içinde değil. Yani üçünün de ortak elemanı değil bu X. Ekstradan A birleşim B'nin elemanı... ...ama C'nin elemanı değilmiş. Şimdi C'nin içerisinde... ...kesinlikle X yok abi. C'nin içinde... ...kesinlikle X yok. Ama A'da veya B'de... ...olabilir. A kümesinin elemanı olabilir... ...demiş. Olabilir. Ne dedik? A'da veya B'de olabilir. A kesişim B kümesinin elemanı olabilir... Yani mesela şöyledir. Şu A, şu B, şu da C. E C'nin içinde yok ama X şurada olabilir. Burası A, burası B, burası C. Dolayısıyla A kesişim B'nin içinde de olabilir. B fark C kümesinin içinde. Yani B fark C kümesi zaten şurası olduğu için bak gösteriyorum sana ben. Burası olduğu için zaten X buradaysa e, olabilir. Şimdi diyor ki C fark B. C'nin B'den farkı neresi gençler? C'nin B'den farkı hemen gösteriyorum. Şu maviyle çizdiğim. Bunla A'nın tümleyeni, A'nın tümleyeni neresi? E hocam o da şu sarıyla gösterdiğimiz bölge. Şimdi bu mavinin içinde kalıp aynı zamanda sarının içinde kalan bölge, yani şurası sevgili arkadaşlarım. X burada olabilir diyor. E ben dedim ki X, C'de yokmuş. E C'de yoksa bu kesinlikle yanlıştır. A fark B kesişim C, B A fark B kesişim C şurasıdır. X burada olabilir diyor. Evet şurada bir yerde olabilir. E doğal olarak bu da Doğrudur. Yani yanlış olan cevap D şıkkıydı deriz. Geçtim 16'ya. Şimdi logaritma X logaritma X logaritma X. Burada n tane logaritmadan bahsediyoruz. n içeride de A var. Eşittir Y. Eşitliğini sağlayan A değeri yine A eşittir nasıl bulunuyor? Şöyle ki X üzeri Y X üzeri X üzeri Y X üzeri X üzeri Y. En son X üzeri X üzeri X üzeri X üzeri X üzeri Y biçiminde bulunuyor ve A sayısı burada logaritmik fonksiyonun frekans değeri olarak isimlendiriliyor. Şimdi şuradaki A var ya arkadaşlar bu A frekans değeriymiş. Ve n de kaç tane logaritma fonksiyonu varsa bu da frekansın tekrar sıklığı olarak adlandırılıyor. Şimdi buna göre x eşittir 2 ve y eşittir 3 iken yukarıda belirtilen logaritmik fonksiyonun tekrar sıklığı. Tekrar sıklığı neydi? N'di. Yani kaç tane logaritmaya ihtiyaç duyuyorsak. Şimdi o zaman logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında nokta 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 eşittir kaç olacak? 3 olacak. Şimdi x eşittir 2 ve y eşittir 3 iken diyor. Fonksiyonun tekrar sıklığından bahsediyor. Tekrar sıklığı dediğimiz şey neydi? N'di değil mi? E şimdi peki 2'ymiş abi tekrar sıklığı. Yani burada 2 tane logaritma fonksiyonu varmış. Ha, şunu yazmak yani o zaman hatalıymış. Ben buraya a diyeceğim. Ve şimdi kaç tane logaritma var? 2 tane tekrar sıklığı 2 olduğundaki frekans değeri yani A'dan bahsediyor. Biz burada A'yı bulacağız önce. E nasıl bulurum? 2'nin küpü 8 yani burası 8'miş. 2 üzeri 8 de A'yı verir. Yani A kesinlikle 2 üzeri 8'miş yani 256'ymış. Bu bana neyi veriyor? Frekans değerini. Frekans değerini verdi. Pekala. Bu sefer de diyor ki frekans değeri 2 üzeri 256 olduğundaki tekrar sıklığı. Yani biz bu tekrar sıklığını kaç tane logaritmadan elde edebiliriz? Buna bakarak yapacağız. Logaritma 2 tabanında, yine logaritma 2 tabanında, yine logaritma 2 tabanında, nokta nokta nokta. En son logaritma 2 tabanında bu sefer a'yı vermiş bak. 2 üzeri 256 demiş. 2 üzeri 256. Eşittir, eşittir. Ee, artık burada kaç tane logaritma kullandığımıza bakacağız. Ama şöyle bir durum var, şöyle bir durum var. Ne demiştik biz? x eşittir 2 ve y eşittir 3 değerleri için. Yani o zaman burası yine 3 olacak mı? Olacak. Pekala şimdi burada kaç tane logaritma kullanarak ben 2 üzeri 256'yı elde ederim? 2'nin küpü 8'dir. Yani şurası 8'miş. Yani o zaman ben şuradaki logaritmaları silerek, şunu ve şunu silerek artık şuraya 8 diyebilirim. Bir tane logaritma kullandım şu ana kadar. Şimdi 2 üzeri 8, 2 üzeri 8 yapar. O zaman gençler şurayı sildim. Demek ki artık burası 2 üzeri 8'miş. Yani 256. Hatta 2 üzeri 8 yazalım direkt. 2 üzeri 8. Şimdi geldim buraya. 2 üzeri 2 üzeri 8. 2 tane kullandım bu arada. 2 üzeri 2 üzeri 8 neydi? 256 idi. Eşittir 256'yı verecekse aha verdi. Demek ki buradaki logaritma da 3. logaritmaymış. Şu da 3. logaritmaymış. Demek ki bizim tekrar sıklığımız kaçmış? 3. Yani neyimiz? 3'müş. Burada 256 ile 3'ün toplamı sorulmuş. 259 bize cevabı verir. Doğru cevap B şıkkındaydı gençler. Evet devam edelim. Bir diğer logaritma sorumuzla. Arif, Bulut ve Caner'den her biri 10 tabanında birer logaritmik sayı belirliyor. Belirledikleri bu sayılarla ilgili şunlar biliniyor. Arif ile Caner'in belirlediği sayılar toplamı 1'dir. Şimdi dur. Arif var, Bulut var ve Caner var. Tamam mı? Ee, Arif ile Caner'in belirlediği sayıların toplamı 1. Arif, Arif ile Bulut'un belirlediği sayıların toplamı Caner'in belirlediği sayının 2 katıdır demiş. Şimdi ben Caner'in belirlediği sayıya... Bir şey demeyeyim çünkü 4 demiş. Caner'in belirlediği sayı log 4 abi. Ne demişti? Arif'le Bulut'un belirlediği sayıların toplamı Caner'in belirlediği sayının 2 katıdır. Caner'in belirlediği sayı logaritma 4'ün 2 katıdır. Yani logaritma 16'dır arkadaşlar. Yani şu ikisinin toplamı log 16 olacak. Yani log A ile log B diyelim bunların seçtikleri sayılara, belirledikleri sayılara. Eşittir logaritma 16. Buradan logaritma AB gelir. A çarpı B. Eşittir logaritma 16 ise... Burada A çarpı B'nin ben kesinlikle 16 olması gerektiğini dile getirebilirim. Daha sonrasında Bulut'un belirlediği sayı sorulmuş. Biz hala şunu kullanmadık bir de onu kullanıverelim. Arif ile Caner'in belirlediği sayıların toplamı 1'dir demiş. Şimdi Arif ile Caner'in belirlediği sayılar log A ve log 4'tü. Ben bunları toplayınca ne geliyormuş? 1 yani log 10 geliyormuş. O halde logaritma 4A eşittir log 10 derim. Buradan da 4A eşittir 10 yazabilirim ki böylelikle A kaç gelir? 5 bölü 2. Şimdi A 5 bölü 2 ise 5 bölü 2 çarpı B eşittir 16 ise ben burada B'nin 32 bölü 5 olması gerektiğini de tabii ki söyleyebilirim. Şimdi eyvallah bunu bulduk. Ne demişti? Bulutun belirlediği sayı. Yani bizden şu isteniyor. Neresi boş? Şurası. Logaritma 32 bölü 5 isteniyor aslına bakarsanız. Tamam mı? Ben bunu nasıl ifade ederim? Bunu da şöyle diyebiliriz. Bakın logaritma 32 eksi logaritma 5 yazarım. Burası logaritma 32 eksi logaritma 10 eksi log 2 yazabilirim. Dikkat ettiysen şurası 5 tane logaritma 2'dir. 5 log 2 eksi log 10 artı log 2 dersem. 5 log 2 log 2 daha 6 tane logaritma 2 ve log 10'un da 1 olduğunu biliyoruz. 6 log 2 eksi 1 bize cevabı verir. Doğru cevap A şıkkında verilmiş gençler. Geçtim 18'e. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden f polinom fonksiyonunun grafiğinin eksenleri kırmızı çizgiyle belirtilmiş dik koordinat düzlemindeki bazı parçaları aşağıda verilmiş. Mesela şurada bir köküm var bu kökün ismine ben p diyeyim. Şurada bir köküm var bu kökün ismine de ben q demek istiyorum. Ve burada da 4 diye bir köküm var benim. Demek ki bu fonksiyonun kökleri p, Q ve aynı zamanda 4 olacakmış. Baş kat sayısı 1 ise artık ben bu fonksiyonu fx eşittir. 4 diye bir köküm varsa x eksi 4 diye bir çarpanım vardır. P diye bir kök varsa x eksi p diye. Q diye bir kök varsa x eksi q diye bir çarpanım olacak. İşte fonksiyonun genel hali bu gençler. Pekala. Bize demiş ki. Sıfıra giderken fx artı 1 yani sıfırı yerine yazdığım zaman 1'deki limit isteniyor aslında f fonksiyonun 1'deki limiti verilmiş. aynı zamanda bir noktasında ben fonksiyonun bu, noktada sürekli olduğunu da görüyorum. Demek ki bir noktasındaki limit aynı zamanda fonksiyonun görüntüsüne de eşit. E, bu limit eksi 9,6 ise bu şu demek f1 eşittir eksi 9,6 da demektir. Ve ekstradan bir de f0'ın eksi 40 olduğunu biliyorum. f0 eşittir eksi 40. Pekala şu f0'ı bir elde edelim. F0 eksi 9 virgül altından biraz gözüm korktu açıkçası. 0'ı yerine yazarsam eksi 4 çarpı eksi P çarpı eksi Q yaptı. Şöyle. Değil mi? Bu da neymiş? Eksi 40. E şimdi hocam e, buradaki eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. Eksi 4'e böldüm. Eksi 4'e böldüm. 10 geldi. Demek ki P ile Q'nun çarpımı bana 10'u verecek. Bu cepte. E gelin o zaman bir de F1'i bulalım arkadaşlar. Onu da biliyoruz. Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. 1'den 4 çıktı. Eksi 3 çarpı 1 eksi p çarpı 1 eksi q dedim. Bu da bana eksi 9,6'yı veriyormuş. Şimdi eksi 3'e böldüm, eksi 3'e böldüm. Burası 3,2'nin ta kendisi geldi. 1 eksi p ile 1 eksi q'yu içeri dağıtırsam, 1 1 eksi q eksi p artı pq gelir ki bu da 3,2'ymiş. Dikkat ettiysen eğer buradaki p çarpı q'nun ben 10 olduğunu az önce buldum. Demek ki artık burada şunu yapacağım. 1 artı 10 11 yaptı. Şunları karşıya gönderirsem P artı Q gelir. 11'den 3,2 çıkarırsam eğer 11'den 3,2 çıkarırsam eğer 3 çıkarırsam 8 kalır. 2 çıkarırsam 7,8 gelir. Değil mi? Şimdi P artı Q 7,8. Bizden istenen ne? X'ler A'ya yaklaşırken Fx eşittir 0. Şimdi buradan 0 olması için aslında bu sadece ama sadece köklerindeki limitler 0 olur. Demek ki benden kökler toplamı isteniyor. Yani P artı Q artı 4 isteniyor. E Ben P artı Q'nun az önce 7,8 olması gerektiğini buldum. Bunun üzerine 4 e eklersem 11,8 bana cevabın ta kendisini verir. Yani cevap A şıkkında verilmiştir deriz. 18. sorumuz için gençler. Şimdi... Devam edelim. 19. soruyla. 19 hemen yan tarafta. Yukarıda -1 eksi 1'e 5 kapalı açık aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi buna göre diyor 3 tane fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonlardan hangileri 2 absisi noktada süreklidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle 2 absisi noktasındaki sürekli olup olmadığına bakacağım. Yani limit değeri e, görüntüye eşit midir acaba diye bakacağız. Şöyle diyelim. 2'yi yerine yazarsam 4 gelir. 4'te bir kırılma var. 4'ün sol limiti 1, sağ limiti 2 arkadaşlar. Şimdi 2'yi getirdim burada yerine yazdım. 2'yi burada yerine yazınca 3 gelir. 3 absisli noktada ki şurası 3'tür. Çünkü burası 1, burası 1. Benzerlikten burası 1, burası 1. Demek ki burası 3 arkadaşlar. 3'teki limit de aynı zamanda 0. Yani ben bunun sol limitini de sağ limitini de çarparsam sol limit sağ limiti eşit ve 0 gelir. Ve doğal olarak bunun limiti çıkar 0 olur. Şimdi limit var. Görüntüsü de zaten bize sıfırı veriyor. O halde gençler bu fonksiyon süreklidir diyeceğiz. Geçtim 2'ye. F'in içine ben 2'yi yazarsam 2 absisli noktada sol tarafı eksi 1'e gidiyor. Sağ tarafı artı 1'e gidiyor. Şimdi geldim buraya. Geldim buraya. Yalnız bileşke olduğu için burası eksi 1'in soluna giderken pardon. Ee, sol limit 1'e gidiyormuş. Çok özür dilerim orayı yanlış yaptık. Şunlar tam tersi. Sol limit 1'e, 2'nin sol limiti 1'e, sağ limit eksi 1'e gidiyor. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Sol limit 1'in sol tarafına giderken sağ limit 1'in eksi 1'in sağ tarafına gidiyor. Şimdi geldim diğer f'in içine yazacağım. 1'in sol tarafındaki limit. E 1 burada bir yerde ve 1'in limitine bakacak olursam 1'in limiti var ve burada bir yerde. Hatta ve hatta bulabilir miyiz? Buluruz da şöyle diyelim. Şurası 3 birim değil mi hocam? Evet. E burası da 1 bir birim. Demek ki eğimin 1 bölü 3 benim. O halde ben 1'deki limitine bakmak istiyorsam şurasıdır. 1 bölü 3 gelecekse de şuraya ben k dersem k bölü 2 eşittir 1 bölü 3 ise k 2 bölü 3'tür. Yani şurası 2 bölü 3'e gidiyor gençler. Yani 1'in sol limiti 2 bölü 3. Şimdi eksi 1'in sağ limitine bakacağım. Eksi 1 burada ve sağ limiti nereye gidiyor? Sıfıra. Şimdi limitler birbirinden farklı yani limit yok. Limit yoksa sürekli zaten olamaz. Biliyorsunuz LST göstermiştim ben size. Limit süreklilik ve türevle alakalı. Sağ tarafa doğru gelirken olumlu cümleler kuruyorduk. Bir fonksiyon bir noktada türevli ise kesinlikle süreklidir. Sürekli ise de o noktada kesinlikle limit vardır. Sol tarafa doğru giderken bir fonksiyonun olumsuz cümleler kuruyorsunuz. Bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa kesinlikle süreksiz ki burada o durumu yaşadık. Limit yok o halde kesinlikle sürekli değil. Sürekli değilse de kesinlikle türevi yoktur bu cümleler haricindeki hiçbir cümle kesinlikle doğru değildir ama sadece buradaki cümleler kesinlikle doğrudur diye diyebilmiştik. Pekala bir de fx'in karesi var. 2 noktasında sol limit e, nereye gidiyor? 1'in sol tarafına. Sağ limit eksi 1'in sağ tarafına gidiyordu değil mi? E şimdi ben bunların karesini alırsam 1'e ve 1'e gider. O halde bunun da limiti vardır ve görüntüsüne eşittir dedim. Böylelikle 1 ve 3 bana cevabı verdi. Yani 19. sorumuzun cevabı da D şıkkı olmuş oldu. Geçtim 20'ye. F ve G baş katsayıları aynı olan tek terimli, tek terimli. iki polinom fonksiyondur. Şimdi tek terimli olmasından kasıt mesela fx eşittir örnek veriyorum x kare gibi gx eşittir. Bu da mesela x küp gibi. Başka kat sayıları aynı dediği için ikisinde 1 seçtim mesela. Tabi 5 de seçilebilirdi. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Ne diyor? f kare çarpı g polinomunda. Biz hemen şunu kuralım o zaman ya. Derece ile alakalı bir soru olacak çünkü. Bu da gördüm. Derece px derece fx diyelim. Derece fx eşittir m olsun diyelim. Derece gx de bize n'yi versin arkadaşlar. Şunun derecesi nedir? F'in karesini aldığıma göre 2m çarptığıma göre toplayacağım. 2m artı n'dir. Şimdi eğer diyor çarpma işlemi yerine bölme işlemi yapılmış olsaydı yani f kare bölü g'nin derecesine bakılmış olsaydı ki bunun derecesi 2m eksi n'dir. Derece diyor yarıya inecekti diyor. Yani ben 2m artı n'yi 2'ye bölünce 2m eksi n buluyormuşum. 2'yi karşıya çarpım olarak atarsam 2m artı n eşittir 4m eksi 2n gelir ki buradan 3n eşittir 3n yapmaz 3n sol tarafta kalır 3n eşittir şurayı yanlış yazdım ya şurası 4m arkadaşlar Heh. 3n eşittir 2m'yi verir bana güzel bu cepte ve diyor ki çarpma işlemi yerine toplama işlemi yapılmış olsaydı yani 2m ve n olan bir derecesi 2m diğer derecesi ne? Bunlardan hangisi büyük? m zaten n'den daha büyüktür diyebilir miyiz? Yok. 2m zaten n'den daha büyüktür. Neden? Çünkü gençler, bölüm işlemi yapıldığı takdirde karşımıza bir polinom çıkıyorsa demek ki bunun derecesi bunun derecesinden daha büyükmüş ki burası bir doğal sayı gelmiş, bir derece gelmiş, bir polinom olmuş. Demek ki 2m n'den daha büyük. Ve böylelikle ne yapıyorduk? Topla, toplama işlemi yapıldığı takdirde de 2m'nin dereceden bir fonksiyonla n'nin dereceden bir fonksiyonu toplamı tabii ki de 2m'nin derecedendir. Ve derecesi 2 azalacaktı demiş. Yani başlangıçta 2m artı n iken bunlar 2 azaltınca bu bana 2m'yi veriyormuş. O halde n -20'ın 2 sıfırın ta kendisidir. Yani n 2'ymiş. n 2 ise 2 kere 3 6 demek ki bu da 3'müş. Yani bu 3. dereceden bu 2. derecedenmiş gençler pekala şimdi baş kat sayısı vardı bir de bunların onu nasıl bulacağız yani şöyle artık fx fonksiyonu baş kat sayıları aynıydı ya ben ax küp diyorum buna gx fonksiyonu da gençler ax kareymiş tamam peki şuna geçelim o zaman f ile g'nin toplamının türevi yani 3ax kare ve 2ax türevlerini aldım ve topladım yerine 1 yazınca diyor yazalım 3a artı 2a eşittir 10 gelecek diyor. O zaman a kaçtır arkadaşlar? Tabii ki de 2'dir. Yani benim buradaki fonksiyonum 2x küptür ve buradaki fonksiyonum da 2x karedir. Şimdi diyor ki toplamlarında biri yerine yaz. E biri burada yerine yazdım 2 geldi. Burada yerine yazdım 2 geldi. Topladım 4 yaptı. Cevabımızda B şıkkı oldu diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 20'yi de çözdük. Devam ediyorum 21'e. Aşağıda diyor eksenleri silinmiş dik koordinat düzleminde verilen doğrular üzerinde 4 tane nokta işaretlenmiş. Baş katsayıları sırasıyla 1 ve eksi 1 olan ikinci dereceden f ve g. Şimdi 1 ve eksi 1 ise demek ki birinin kolları yukarı doğru bakarken diğerinin kolları aşağı doğru bakacak. İkinci dereceden f ve g fonksiyonlarının grafikleri yukarıdaki 4 noktanın herhangi üçünden geçiyor. Ve yukarıdaki doğrularla sadece 3 noktada kesişiyor fx eşittir gx denkleminin çözüm kümesi de x1'e x2 olduğuna göre ve x1 de x2'den küçük için f türev x2 ile g türev x1'in toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle benim bir parabollerimi çizebilmem gerekiyor. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerini çizebilmem gerekiyor. 3 tanesinden geçecek ve 3 tane doğruyu kesecek biçimde. Şimdi ben şöyle desem mesela şöyle geçirsem 3 taneden geçecek ya mesela şu gençler Kolları yukarı doğru olan yani yani ne demek bu? Baş kat sayısı 1 olan parabol olabilir mi? Şimdi kaç tane noktadan geçti? 3 tane noktadan geçti. Yani istenilen gerçekleşti. Ve ne diyordu? 3 noktada kesişmekte diyordu. Şimdi bu doğrularla 3 noktada kesişecekse bir şurada kesişti bir şurada bir de burada kesişti. Yani doğal olarak 3 nokta, tane noktada bu doğruları kestik biz. Tamam, demek ki birinci e, parabolümüz baş katsayısı 1 olan parabol bu olabilir. O halde diğerini nasıl bulurum? Diğeri de e, tabi doğal olarak birincisi bu geldi ve kolları aşağı doğru olanı çizmek istiyorsam artık şu şekilde ben bunu çizebilirim. Ve yine az önceki mantık gibi 3 tane noktada kesti ve bu doğruları da 3 noktada kesmiş oldu. 1, 2 ve 3 noktada kesmiş oldu. Şimdi fx eşittir gx demiş ya bana. Abi fx eşittir gx diyorsa bunların kesiştiği şu bir şu iki. iki tane nokta söz konusudur. Tamam mı? Ve çözüm kümesi de x1'e x2 ydi. Demek ki x1 şurası olacak. x2 de şurası olacak. Yani x2 dediğim şey aslında 4 müymüş? Değil mi? Kesiştikleri yerlerden birisi 4. Şurada apsisi 4. Diğeri de x2. Şimdi bunların bunların gençler ben x1 noktasını tahmin edebilir miyim diye bir düşünelim. Tahmin edebiliriz. Neden biliyor musun? Çünkü y eşittir k doğrusunu şu baş kat sayısı 1 olan kolları yukarı doğru olan parabol tam olarak şurada kesmiş. Ve tam olarak y eşittir k doğrusunu şuralarda kesmiş ve Şurası da parabol simetrik olduğu için ben şu ikisinin tam orta noktasıdır diyebilirim. Yani şu doğruyu eğer şu şekilde atacak olursam şurası şuraya eşittir haliyle burası da buraya eşittir diyeceğim. Ve böylelikle eksi 2 ile 4'ün tam ortasındaki sayı 1 olduğu için demek ki benim x1 absisti noktamın kendisi zaten neymiş? 1'miş gençler. Hemen buraya 1'i yazdım. Tamam 1'i yazdım. Şimdi ben f parabolünü daha doğrusu baş kat sayısı 1 olan parabolü ortaya çıkarabilir miyim? Mesela buna fx diyelim. Tepe noktası 1'e eksi 4'te. Tepe noktası 1'e eksi 4'te. Dolayısıyla x eksi 1'in x 1'in karesi artı 4 değil eksi 4 demem gerekiyor değil mi? Neden? Çünkü x eksi r'nin karesi artı k diyorduk. E burada 1'e eksi 4 noktası benim e, neyim gençler? Tepe nokta. O zaman x eksi 1'in karesi 4 derim. Baş katsayısı da 1'di zaten. Peki gx'i bulmaya gayret göstersek bunu ortaya çıkarabilir miyiz? gx de bak eksi 4'ü 1'de kesiyor. E burası 4 ise ve burası 3 birimse doğal olarak şurası kaç birimdir arkadaşlarım? 3 birimdir ve 4'ün üstüne 3 eklersem diğer kökü de burada 7 olur. Yalnız y 4'ü burada kesiyor. Bunu lütfen unutmayalım. Tamam mı? Ekstradan ben şunu yapabilirim hocam. K'yı hesaplayabilirdim. Nasıl hesaplarım? F fonksiyonunu artık biliyorum ya. 4'ü yerine yazarsam veya eksi 2'yi yerine yazarsam bana şurayı verecek. Sonuç olarak kesiştiği yer burası. E 4'ü yerine yazalım bakalım. 4'ten 1 çıktı. 3, 3'ün karesi 9. 9'dan 4 çıkardım 5. Yani burası aslında y eşittir 5 doğrusuymuş. Peki y eşittir 5 ise artık g fonksiyonunun köklerini bulmak yerine şöyle desem. Apsisi 4 ve ordinatı 5 olan yer yani 4'e 5 noktası bunun tepe noktasıdır. O halde x eksi 4 bunun karesi artı 5 dedim. Tabi e, bunu unutmayalım. Şu an ben kolları yukarı doğru olan parabolü çizdim. Ama bana kolları aşağı doğru olan parabol lazım olduğu için tepe noktası da 5'teydi. E, bunu eksiyle benim çarpmam gerekiyor. Değil mi? Pekala. Şimdi... Tabii doğal olarak 4'ü yerine yazınca 5'ten geçtiğini biliyoruz. Bir de mesela 7 1'i yerine yazınca 0 olması lazım. 1'i yerine yazınca eksi 4 olması lazım. Yaz bakayım 1'i yerine. 1'den 4 çıktı eksi 3 karesi 9. 9'a 5 ekledik. Olmadı. Değil mi? O zaman şöyle mi? E, şurasına gelmişti 9 eksi 9 artı 5 değil mi? Eksi 4'ü verdi mi? Verdi. Tamam. Benim ikinci para de kesinlikle bu. Şimdi diyor ki fx'i ve gx'i buldum artık ben. Türevini al, türevini al ve birinde x2'yi ötekinde x1'i yerine yaz demiş. Şimdi ben birincinin yani f'in türevini alırsam 2 çarpı x eksi 1 geldiğini biliyorum. İkincinin türevini alırsam eksi 2 çarpı x eksi 4 geldiğini biliyorum. Ben x2'nin burada ne olduğunu biliyorum kardeşim. Nerelerde kesişmişti? Bir 4'te bir de 1'de. x2 4'müş yani. 4'ü burada yerine yaz. 2 kere 3 6 geldi. Bir de burada 1'i yaz. Eksi 2 çarpı eksi 3'ten bu da 6 geldi. Bunların toplamı istenmiş. 12'nin ta kendisi yapar. Doğru cevap D şıkkıdır deriz. 22. Gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir x kare parabolü ve y eşittir gx doğrusal fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde x eşittir 2 absisi noktada birbirine teğetmiş gençler. Şimdi şöyle diyelim mi? Hemen çizelim. Hemen çizelim. Şöyle yaptım. Bir x kare parabolümüz var bizim parabol şöyle bir parabol olsun. Şurası x eşittir 2 absisi noktamız olsun. Tamam mı? Ve benim doğrumda burada buna t etmiş arkadaşlar. Tam olarak 2 absisi noktasında t etmiş. Pekala bu da gx diyeceğim o zaman. Şöyle. hx artı gx doğrusal fonksiyonunun da grafiği dik koordinat düzleminde fx fonksiyonuna grafiğine eksi 3 absisi noktada t etmiş. Şimdi şurası da eksi 3 absisi noktamız olsun bizim. Bu da nerede teğetmiş gençler? Şurada bir yerde teğetmiş. Şöyle. Tamam. Bu da ne? E, Gx artı hx. Gx artı hx doğrusuymuş bu da. Peki. M ve n. Gerçel sayı olmak üzere. Hx artı n fonksiyonunun grafiği. Fx fonksiyonunun grafiğine x eşittir m absisi noktada teğet olduğuna göre. M artı n toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi dur. Burada ben ee, HX e, HX'e falan ulaşabilmek için önce bir GX'in neyini bulmam gerekiyor? Eğimini falan bulayım. Denklemini bir bulayım. Bir kere bu x kare fonksiyon olduğu için 2 için 4'ten geçtiği aşikar. 2 apsis noktasındaki eğimini bulurum. Eğimini bulmak için türevini aldım 2x. İki 2'yi yerine yazdım. Ne geldi? 4 mü geldi? Eğim 4'müş. O zaman gx'i yazıyorum bak. E, gx 4x. 2'yi yerine yazınca 4'ten geçecekti. Yaz 2'yi yerine 8 oldu. 4'ten geçmesi için eksi -4 daha g(x)'i buldum 4x 4. Güzel. Şimdi bir de bunun eğimini bulalım. Hocam eksi -3 noktasındaki eğim fonksiyon 2x'ti türevi. -3'ü yerine yazdım ne geldi? Eksi -6. O zaman g(x) ile h(x)'in toplamı olan fonksiyon eksi -6x ve eksi -3 için 9'dan geçecekti. Yaz -3'ü yerine 18. 9'dan geçmesi için eksi -9 daha Şimdi demek ki gx artı hx de bu. E ben şimdi gx'in 4x eksi 4 olduğunu zaten biliyorum. Bunun üstüne hx ekleyince eksi 6x eksi 9 oluyorsa e burada 4x eksi 4'ü karşı tarafa sallarsam hx eşittir eksi 10x ve eksi 5 olacaktır. hx fonksiyonunu buldum gençler. Bu. Ve diyor ki m ve n gerçel sayı olmak üzere hx'e n ekliyorsun diyor. Ekleyelim. Eksi 10x. Eksi 5 artı n. Tamam mı? Bu fonksiyonun grafiği fx fonksiyonunun grafiğine x eşittir m absisli noktada teğet. Şimdi o teğetin o zaman eğimi eksi olmuş. Ben şimdi şunu sorarım. Bu fonksiyonun türevinin hangi noktada eksi 10'a eşit olduğunu sormam gerekiyor. Ki tabi o nokta nedir? Eksi 5'tir. Demek ki eksi 5 absisli noktada teğet ve eksi 5 için f eksi 5 ne oluyor? 25'ten geçiyor. Demek ki eksi 5 için bu da 25'ten geçecek. O zaman yaz yerine 50 eksi 5 artı n. Eşittir ne olur? 25 olacak demiştik. Şurası 45. Karşıya atarsam n eksi 20 oldu. n'yi buldum. Bir de ne demişti? x eşittir m hafizi noktada t demiştim. m'yi de eksi 5 bulduk zaten. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Eksi 25 bana cevabı verir. Çok temiz çözdük. Güzel oldu. 22. sorumuzun cevabı da d'ydi dedik. Geçtim 23'e. Son zamanlarda gördüğüm e, çok güzel böyle TYTEMsi tamam mı? E, türevde maksimum minimum problemlerinden birisi. İyi ki bu denemeyi çözüyorum şu an. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda belirlenmiş 3 nokta üzerine yerleştirilen çokgenlerin içlerine bazı sayılar yazılmış. Yerleştirilen çokgenin kenar sayısıyla çokgenin içinde yazan sayının çarpımı çokgenin üzerine yerleştirildiği sayıya eşittir. Yani mesela e, bu çokgen hangi sayıya yerleştirilmiş? 4x artı 16'ya. Bu çokgen 3y'ye yerleştirilmiş. Burası da 100 eksi 5x'e yerleştirilmiş. Bunu 5 ile bunu 3 ile bunu 4 ile çarptım. Buna göre en küçük sayı en küçük sayı budur. İle en büyük sayının yani şunun çarpımının en büyük değerini aldığında y tam sayısı en çok kaçtır? Şimdi dur 4x artı 16 ile diyor git diyor 100 eksi -5x 5x'i çarp diyor. Tamam mı? Bunları çarptığın takdirde bunun en büyük değerini alabilmesi için diyor ya bir dağıtalım mı içeri? 400 x eksi 20 x kare artı 1600 ve eksi 80 x dedim. Buradan 320 x eksi 20 x kare geldi artı bir de 1600'ümüz var. Bu artık benim bu sayılarımın çarpımının fonksiyonu. x'e bağlı fonksiyonu ve ben bunun türevini alırsam 320 eksi 40 x eşitlerim sıfıra x buradan kaç gelir? 8. Yani... Ee, bu çarpımın en büyük değerini alabilmesi için x'in 8 olması gerekiyor. x 8 ise abi burası 60'dır. x 8 ise burası 32 artı 16'dan 48'dir mesela. Tamam mı? Ve ne diyor? Y tam sayısı en çok kaçtır? E ben şimdi şunu biliyorum. 3Y sayı doğrusunda bundan daha solda değil mi? Demek ki 3Y kesinlikle 60'dan küçük. Demek ki Y küçüktür 20. O zaman Y'nin maksimum tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki de 19'dur. Cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 24'e. Gençler gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f'in türevi 3x kareymiş. O zaman fx nedir abi? İntegralini alırsan x küp artı c'dir değil mi? Ekstradan diyor ki f fonksiyonunun grafiği orijinden geçiyor. O zaman c'si yoktur bunun. Direkt fx'i buldum. x küpmüş. x küpmüş. Pekala. Ben fx'in fx, fx in x küp olduğunu biliyorsam f g8 dediğim şey nedir? g8'in küpüdür. Yani g küp 8 eksi 3 tane e, F2 kaçtır arkadaşlar? F2. F2 şuradan bulursan F2 8'dir. Şuraya 8'i yazarsam 3 tane G8 mi yapar burası da? Eşittir kaçmış? 2. Güzel. Şimdi e, G fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminin yalnızca 1 ve 2. bölgesinden geçiyormuş. Hayda. Nasıl olabilir ki bu? Hadi bir düşün bakayım nasıl olabilir? Şura 1. bölge. Burası ikinci bölge. Sadece buradan geçeyim. Şöyle yapsam uzantısı üçüncü bölgeye düşer. Olmadı. Şöyle yapsam uzantısı dördüncü bölgeye düşer. Olmaz. Şöyle yapsam sadece 1 ve 3'ten geçer. O da olmaz. Böyle yapınca da 1, 2 ve 3'ten geçiyor. Olmuyor. Demek ki sabit fonksiyonmuş gençler. Sabit fonksiyon. Ve şurası C ise aslında GX eşittir C'ymiş. Yani o zaman ben şuraya C dersem c küp eksi 3 tane c eşittir 2 mi olur? E, sabit fonksiyon olduğunu biliyoruz artık biz bunun ve sağlayan tek bir değer var o da 2 arkadaşlar. 2'nin küpü 8 eksi 3 kere 2 6'dan 2'yi verir bize. Demek ki c 2'ymiş yani gx eşittir 2'ymiş. E, bizden g8 isteniyor gx 2 ise g8 de 2'dir. İsterse G88'i sorsun o da tabi yine 2 olacaktır. Yani cevap E şıkkında verilmiştir deriz 24 için. Ve devam ediyorum bir diğer sayfada bir diğer sorumla. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı türevlenebilir ve grafikleri 1'e 3 noktasından geçen a noktası 1'e 3'müş. Hayırlı uğurlu olsun burayı bulduk 1'e 3 tamam. Ee, çizilen teğetlerin grafikleri aşağıda gösterilmiş. Buna göre f türev f çarpı g'nin türevi. Şimdi bu nedir? f türev 1 çarpı g 1 değil mi? artı f1 çarpı g'nin türevinde 1 demek değil midir arkadaşlar? Bizden bu mu isteniyor? Şimdi e, g1 dediğim şey ikisi de 1 noktasından geçtiğine göre 3'tür. E, o zaman f1 de 3'tür. Çünkü iki fonksiyon da buradan geçiyor ve ikisine de birden teğet atılmış. Şimdi f türev 1 nedir o zaman? Şimdi arkadaşlar f türev 1 ve g türev 1 hangisinin f için hangisinin g için çekildiğini bilmiyoruz bu teğetlerin ama bu teğetlerin eğimleridir. Şimdi şurası kaç birim? 3. Şurası kaç birim? 4. Demek ki şuna ben f'in türevi yani f'e çekilen teğet dersem kırmızıya. Abi bu 3 bölü 4'müş. E diğerine baktığın zaman da diğeri de şurası 3 burası 2 olduğu için eksi 3 bölü 2'dir. Hangisinin hangisinin olduğunun bir önemi var mı peki şu an? Yok. Sonuçta sen buraya eksi 3 bölü 2 buraya 3 bölü 4 yazsan da gene toplayacağın için aynı şeyi bulacaktın. Hocam şurası 9 bölü 4 yapıyor. Şurası da eksi 9 bölü 2 yapıyor. 9 bölü 4'ten 9 bölü 2'yi çıkarırsan eksi 9 bölü 4'ün ta kendisini bulursun. Cevap da C şıkkı olur. 25'e C dedik ve devam ediyorum 26 ile. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için fx sıfırdan küçük veya eşit eşitsizliğini sağlamakta. Ve f fonksiyonunun grafiği x eşittir 1 absisi noktada x eksenine teğet olmaktadır deniliyor bize. Şimdi o zaman şöyle bir olay söz konusu mu acaba? Yani hani bir noktasında t etmiş ya. Demek ki benim fonksiyonum tamamen x ekseninin altında kalıyor. Ve mesela şöyle bir parabol bile olabilir bu değil mi? Pekala. F fonksiyonun grafiği burada teğet olmaktadır. Ve ne diyor? 2 çarpı f'in türevinde x çarpı f türev fx eksi 8. Ben şöyle yapayım bunu ya. 2 çarpı f'in türevinde x çarpı fx. Şunu karşıya gönderirsem. 8 tane x eksi 1'in 7. kuvvet mi yapar? Her iki tarafı 2'ye bölmek istiyorum. Şurası 4 olsun. Şimdi f ile f'in türevini çarpınca bu geliyorsa mantık yürütüyüm ben. Abi ben f 4 tane x 4 tane değil x eksi 1'in 4. kuvveti diye seçmek isterim. Tamam mı? E, türevini alırsam bu da 4 çarpı x eksi 1'in küpü gelir. Bunlar çarpılınca buna eşit olur. Demek ki benim fx fonksiyonum aslında x eksi 1'in dördüncü kuvvetiymiş. Tamam. Ama unutma tamamen x ekseninin altında kaldığı için tamamen bu eksidir abi. Yani aslında bakarsan bu eksi iken türevin alıcı da eksi 4 olacak. Çarpınca gene bu gelecek. Tamam. F3 değeri soruyor. Yaz 3'ü yerine. 3'ten 1 çıktı. 2, 2'nin 4'ü kuvveti. 16 eksi koy yanına. Eksi 16 cevaptır. 27. sorumuza geçtik. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Pür dikkat. Dik koordinat düzleminde 0,6 kapalı aralığında sürekli sürekli olduğu çok önemli. 0 6'dan 3'ü çıkarmış bu aralıkta türevlenebilir demek ki 3 noktasında bir sivri nokta oluşmuş diyebilirim. FK ve H fonksiyonlarının iki doğrusal parçadan oluşan grafiklerinin bir kısmı şekilde yırtılmış not defterinde gösterilmiş. 0'dan 3'e kadar f(x) h(x) 15'miş. Şimdi hangisi f hangisi g hangisi h ben bunları bilmiyorum açıkçası. Ama şöyle bir durumda söz konusu F'den G, F'ten H çıkınca 15 kalıyormuş ya. Şimdi 3 hapsisli noktaya ben şunun bir uzantısı desem yani şunun uzadığı yere şuraya kadar gelsin mesela tamam mı? 3 diye de şuraya diyelim. Kabul mü? Şunu da biraz uzatalım x eksenimizi. Böylelikle tam net bir görüntü ortaya çıksın. Şimdi ben buraya 3 dedim. Ee, biliyorsun integralde belirli integralde biz genelde hep alan buluyoruz. Mesela 0'dan 3'e kadar şu büyük en tepede olan fonksiyonun x80 ile arasında kalan alanı nasıl hesaplarım ben 3 kere 6 18 2'ye böldüm 9 bak buranın alanı şu büyük bölgenin alanı 9'muş tamam mı 9 şimdi biliyorsun ki x ekseninin altında kalan alanlar hesaplanırken alanlar hesaplanırken biz hep ne yapıyoruz gençler diyoruz ki belirli integralse sonuç negatif çıkar şimdi şuraya bakıyorsun Burası 3 birim. Burası 4 birim. 3 kere 4 12. 2'ye böldüm 6. Buradaki üçgenin alanı da 6. 9 eksi eksi 6 dersem 9 eksi eksi 6. Bu bana neyi verir? 15'i verir. Bak demek ki bunun sonucu eksi 6 geliyormuş. Yani h buymuş. F de buymuş. O zaman buna da g kalır. Eee hoca şuraya nasıl direkt g dedi deme. Ben oraya 9 dedim. O 9 çünkü. Tamam <laughs> mı? Hoca direkt bunu nasıl g seçti? Yani neye göre falan deme. O 9. G seçmedim yani. F bu çıktı. H bu çıktı. O zaman G'de o kaldı. Tamam güzel. Şimdi ama ben bunların uzantısını bilmiyorum. Şimdi bunlar kırık nokta oluşturacak. Sadece iki tane doğrusal e, parçadan oluşacak. Ve bu şekilde düşündüğümüz takdirde de gençler e, fonksiyon bize ne verecek? E, şurada F, G, H'ları bulduracak. Şimdi G fonksiyonunu da uzatalım. Madem F'i G'yi uzat, F'i H'ı uzattık. G'yi de uzattım şu şekilde. Şimdi gençler benim f fonksiyonum şu şekilde dönüp yukarı doğru devam etmiş olabilir. G fonksiyonu da bu şekilde aşağı h fonksiyonu da aşağı doğru dönmüş olabilir bu şekilde. Ve g fonksiyonu düşündüğüm zaman o da burada böyle bir kırık nokta oluşturursa e, tamam. Her şey şu an kalıbına uygun görünüyor. Ama şunları yorumlamadan şu an bu benim için sadece tahmin. Bunları da yorumlayacağım. Şimdi 3'ten 6'ya kadar demiş. Şuraya kadar. Gx ile h'ın toplamı 0'dır demiş. Şimdi hocam ben hangisine G dedim? Şuna G dedim değil mi? Şuna H dedim. Buna da F dedim. Şimdi e, şu kısmı aşağı doğru indirirsem 3'ten 6'ya kadar G. Yani şu kısımdaki alandan bahsediyoruz. Ben buradaki alanı nasıl bulurum? Şurası 2 birim hocam. Burası da 3 birim. 2 kere 3 6 2'ye böldüm. Buranın alanı 3 geldi. Bir de şuradaki alanımızı bulalım. E, burası 3'tü. E, şurayı bilmiyorum. Ama ama eğer ki G h fonksiyonu bu olaydı Tamam mı? Eğer h fonksiyonu olsaydı Toplamları pozitif olur sıfır olamaz Demek ki biri pozitif biri negatif olacak zaten Demek ki gençler Kesinlikle bu g bu da h bu da f o zaman Ve bize demiş ki 3'ten 4'e kadar şimdi de doğrulayalım bunu 3'ten 4'e kadar Hx. x Yani 3 ile 4 aralığındaki h fonksiyonunun belirli integrali bak negatiftir en düşük çıkmış en küçük çıkmış 3'ten 4'e kadar fx'in altında kalan alan şurasıdır. Ortanca çıkmış. 3'ten 4'e kadar gx'in altında kalan alan şurasıdır ve maksimum çıkmış. O zaman doğru. Çok güzel. Şimdi gençler şu karaladığımız yerleri bir silelim. Ve sorunun devamına bakalım. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur? 3, 6 ve... E, 0 hakkında yorum yapmamız istenmiş. Ben şunları şöyle yukarı taşıyayım istersen. Kolay olsun. İki de bir aşağı yukarı inip çıkmayalım. Şuraya yapıştırdım. Şöyle yaptım. Tamam mı? Heh. Şimdi bakalım. Arkadaşlar diyor ki H0 G0 F0 ilişkisi vardır. Ben en alttakine H, en üsttekine en üsttekine F demiştim. HGF. HGF demek ki doğru. H3 G3'e eşit. Şimdi F ile H3 birbirine eşit ve 0. Buradaki G3 de bunlardan daha büyük olması gerekiyordu. Bu yanlış. H6 G6 F6 HGF HGF demek ki bu da doğru. O halde bizim cevabımız 1-3 olacaktı. Kesinlikle doğru olan soruluyordu. Cevap D şıkkı olurmuş sevgili gençler. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyorum. 28. soru bir trigo sorusu. X, Y ve Z birbirinden farklı gerçel sayılar. X sıfırla pi bölü 2 aralığında. Y'de, Z'de. Hepsi birinci bölgedeki açılar. Çok güzel bir soru tan x sin y'ye ve cos y kod z'ye eşitmiş. Bu eşitlikler sağlandığına göre x y z'nin doğru sıralanışı hangisidir diye soruluyor. Şimdi ben bir tane birim çember çizeyim şu şekilde. Tamam mı? Şurası benim x eksenim olsun. Şu da benim y eksenim olsun. Kosinüs ve sinüs eksenleri aynı zamanda bunlar. Buraya x ve buraya y dedim. Şimdi şu kısım ne oluyordu arkadaşlar? Biraz düzgün çizelim. Şu kısım benim tanjant eksenimdi. Şu da benim kotanjant eksenimdi değil mi? Şimdi gençler Tanjant X ile sinüs Y birbirine eşitse şimdi varsayalım ki X dediğim açı şurası olsun. Bak şurası X derecelik açı. Ve tanjant uzunluğu şurası mı? sinüs uzunluğunun da aynı şeyi verebilmesi için ben bunu şu şekilde çizmem lazım ve şuraya Y demem lazım. Çünkü sinüs Y şurasıdır. Tanjant X de burasıdır. Demek ki burada Y'nin X'ten daha büyük olması gerektiğini ben söyleyebilirim ya da X Y'den daha küçüktür diyeceğim. Tamam? Bu sinüs ve tanjantın yani şunun yorumuydu. Şimdi cos y ve cot z'ye bakacağım. Bir kere cos y dediği yer abi y'yi zaten biliyorum ya. Kosinüs y burasıdır. Şimdi kotanjant z de orası olması için yani şunun uzantısı bak kotanjant z şu uzunlukmuş. O halde ben bunu buradan indiririm ve derim ki şurası da z olacakmış. O zaman x küçük y küçük z diye otomatik diyebilirim. Cevap b'ydi. Devam ediyorum. 29 da sağ üst taraftaymış. Yukarıda verilen birim çemberin kırmızı renkli AC yayı üzerinde absisi cos x olan D noktası seçiliyor. Şimdi bunun absisi cos x ise o zaman ben şuraya x dersem mesela absisi cos x olan nokta şurasıdır. Çünkü buradaki uzunluk bize cos x'i veriyordu. Demek ki şu nokta seçilmiş ve buraya bir D noktası denilmiş arkadaşlar. Unutmayın burası cos x. Buna hmm. göre diyor 3 kosinüs 2x eşittir 2 sin kare 2x eşitliğini sağlayacak D noktalarıyla B noktasını köşe kabul eden üçgenin alanı. Şimdi dur orada. Benim şu denklemi bir kere çözmem gerekiyor tamam mı? Bu denklemi çözeceğim ben. Peki gel bu denklemi şöyle bir çözmeye çalışalım. Hem sinüs var hem kosinüs var. İkisinde de 2x var. Bunu da unutmayalım ama birinin karesi olduğu için mecburen sol taraftakileri kareli biçimde yarım açıya uygulayacağım. Sağ taraftakileri de sinüs yarım açı formülü bir tane zaten o şekilde açacağım. Şimdi ben sol tarafı kosinüs 2x'i cos kare x eksi sin kare x biçiminde açma hakkına sahibim. Sağ tarafı da 2 çarpı şimdi sinüs 2x çarpı sinüs 2x dersem ben buraya tamam mı? Şu kısmı bak. Bu kısmı sinüs 2x çarpı sinüs 2x yazdım. E burası o zaman 2 çarpı sinx x olur. Ekstradan bir tane daha 2 çarpı sin x cos x gelir. Yani gençler burası 3 çarpı hatta 3 3 dağıttım. 3 cos kare x eksi 3 sin kare x geldi. Sağ tarafta da 8 çarpı sin kare x çarpı cos kare x geldi tamam mı? Burada hem fikiriz değil mi? Pekala. Şimdi ben böyle bir ifade buldum. Bütün kosinüs kareleri şimdi Biliyorsun trigonometrik denklem anlatırken ne dedim? 3 tip denklem vardı. Ya sinüslü çözeceksin abi. Karar vereceksin buna kendin. Ya kosinüslü çözeceksin ya da tanjant kotanjantlı çözeceksin. Üçünün de çözümü birbirinden farklıydı. O zaman ben burada birini seçeceğim. Hangisini seçelim? Sinüslüyü seçelim mesela. Bütün kosinüsleri sinüse çevirmem gerekiyor benim. Yani 3 çarpı kos kare nedir? 1 eksi sin kare x'tir. 1 eksi sin kare x. Eksi 3 sin kare x dedim. Devam ediyorum eşittir 8 çarpı sin kare x dedim çarpı burası da yine 1 eksi sin kare x'tir. Umarım anlaşıldı şimdi şu 3'ü içeri dağıtalım. 3 eksi 3 sin kare x eksi 3 sin kare x daha eksi 6 tane sin kare x yapar. Eşittir 8 sin kare x'i içeri dağıtıyorum 8 çarpı sin kare x eksi değil eksi 8 tane sin üzeri 4 x olur bak burası da. 8 çarpı sin 4 x dedim. Tamam şimdi denklem çözeceğim. Şunu aldım bir kere sol tarafa bir atayım. 8 çarpı sin üzeri 4x. Şunu da bu tarafa attım. Eksi 14 tane sin kare x geldi. Ve bir de artı 3'ümüz var eşittir 0 dedik gençler. Şimdi ben bunu nasıl çözerim? Şöyle diyelim mi? Ben burayı 4 çarpı sin kare x ve burayı da 2 çarpı sin kare x biçiminde açacak olursam eğer Geldim buraya burayı eksi 3 ve burayı eksi 1 yaparsam bak dikkat et eksi 12 sin kare x eksi 2 sin kare x daha 10, eksi 14 sin kare x'i bulurum. Demek ki burada sin kare x dediğim ifade şu denklemden 1 bölü 4 olabilirken şu denklemden de sin kare x ne olacakmış 3 bölü 2. E şimdi hocam sinüs zaten eksi 1 ile 1 aralığında bir sayı yani maksimum 1 oluyor bileşik kesir olarak. Basit kesir yani çoğunlukta. Ben bu basit kesirlerin karesini alırsam 3 bölü 2 gelebilir mi? Gelemez. Birden büyük bir sonuç elde edemem ben sinüsün veya kosinüsün karesini alırsam. O halde sin kare x 1 bölü 4'müş. Yani sinüs 1 bölü 2 veyahut eksi 1 bölü 2'ymiş. Şimdi sinüs x 1 bölü 2 veyahut sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2'ymiş hocam. E şimdi güzel. Ne demişti? eşitliğini sağlayacak d noktalarıyla b noktasını köşe kabul eden üçgenin alanı. E Şimdi ben burada kosinüs e, x olacak şekilde uzunluğu kosinüs x olacak biçimde bir nokta seçmiştim. Buna D noktası demiştim değil mi? Şimdi B noktası bir tane de B noktası var bu eşitliği sağlayacak D noktaları demiş ya e şimdi sinüsü 1 bölü 2 yapan veya eksi 1 bölü 2 yapan e, noktayı sinüs x eşittir 1 bölü 2 ise x 30 derece olmaz mı? Olur Bir de gençler. Eksi 1 bölü 2'ye bakmam gerekiyor sinüsü. Eksi 1 bölü 2 yapan değer. Ama şöyle bir durum var. Bu kırmızının üzerinde seçiyorduk sadece. He, o zaman şöyle diyeyim hocam. Bak burası 30 derece. O halde sinüsün 1 bölü 2 olduğu bir diğer değer de ikinci bölgededir. Yani orası da burasıdır. Hatta bu noktaya ne, ne demişti? D ve B noktaları. Ha tamam sıkıntı yok. Diğer D noktası da burası. Burası da 30 derece. Araya ne kaldı? 120 derece. E birleştirdim ben bunu. Bir de böyle birleştirdim. Bir de böyle birleştirdim. B noktasını köşe kabul edip bunları da köşe kabul eden üçgenin alanı sorulmuş. Yani buradaki sarı bölgenin alanı isteniyor benden. Peki ben bunu nasıl bulurum? Bir kere burası 30 derece değil miydi? Aynen. Şurası kosinüs x yapmıyor mu? E şurası da kosinüs x değil miydi? Yani kos 30 kos 30. Kos 30 neydi? Köküç bölü 2. O zaman 2 tane köküç bölü 2 bana köküçü verir. Tabanımız köküç. Şurası. Peki yükseklik hocam onu nereden bulacağım? O da şöyle. Kosinüs değil sinüs 30 1 bölü 2 ya. Burası kaçmış? 1 bölü 2. E buranın tamamı 1'di. 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam yükseklikte bana 1 bölü 2'yi verir. O halde kök 3 ile 1 bölü 2'yi çarpıp 2'ye bölersem üçgenin alanını bulurum. Bu da bana kök 3 bölü 4'ün ta kendisini verir. Yani o halde cevap neymiş? B şıkkında verilmiştir deriz. Bu da bize 29. sorunun cevabını gösterir. Doğru cevap B şıkkıydı gençler dedik ve geçtik 30'a. Şimdi bir birim karelik eş kare biçimdeki cisimler şekil 1'deki gibi kenarları boyunca çakışırken bir nolu kare A noktası etrafında saat yönünde 2 alfa derece döndürülünce şekil 2'deki gibi konumlandırılmış. Yani diyor ki şurada diyor 2 alfa şeklinde döndü bu diyor. Ve bunların da birer kenarları bir birim. Bir birim tabi doğal olarak burası da bir değil mi? Benden istediği de şu mavi kesikli çizgi var ya işte o doğru parçasının uzunluğunun alfa türünden eşiti isteniyor. Şimdi bak kardeşim şurası 90 artı 2 alfa yapar mı? Yapar. E burasının 1, burasının 1 olduğunu biliyorsan mavi çizginin uzunluğunu kosinüs teoreminden ben çıkarabilirim. Zaten alfa türünden istiyor, istiyor benden. O halde diyorum ki şurasına ben x dersem x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesinden 2 eksi 2 çarpı 1 bir çarpı 1'den yine 2 çarpı kosinüs 90 artı 2 alfa dedim. Burayı bu şekilde yazdım. Şimdi kaçıncı bölgeye düşüyor? İkinci bölgeye düşüyor. Kosinüs sinüs olacak. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğundan x kare eşittir. 2 artı 2 sinüs 2 alfa dedim. Tamam. Şimdi ben bunu x kareyi şöyle yazsam olmaz mı? 2 parantezinde 1 artı sinüs 2 alfa biçiminde. Sonra da bunu 2 çarpı biri sin kare artı kos kare biçimde yazıp sinüs 2 alfayı da 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa biçimde yazsam. Burası bana 2 çarpı sinüs artı kosinüsün karesini vermez mi? Bu neymiş? X kare. Peki ben ikisini nasıl bulurum? Tabii ki de kare kökünü alarak x eşittir. Kök 2 çarpı sinüs artı kosinüs yapacaktır. Bu da bana bak A seçeneğini verir. Kosinüs alfa çarpı sinüs alfanın kök 2 katı yani cevabımız A şıkkı olacakmış gençler. Altta soru yok. Sağ üst taraftayım 31. soru. BAC açısının 20 derece olduğu iki özdeş parçadan oluşan şimdi BAC dediği yer şurası değil mi? Ben sana hemen göstereyim. Bak şurası bizim BAC açımız. Aynı zamanda burada başlangıçta zaten 20 derecelik bir açıklık var. A noktası etrafında şekil 2'deki gibi 40 derece açıldığında yani 40 derece açılırsa burası 60 mı olur arkadaşlar? Tamam. E şimdi ben şu mesafenin şu mesafeye eşit olduğunu da biliyorum aynı zamanda. O halde ben bunları şu şekilde birleştirecek olursam gençler ve ikiz kenar tepe açısı da 60 ise aslında bu eş kenardır. Değil mi? Ve ne diyor? B ile C arası 10 birim oluyor. E burası 10 birimse burası da 10 birimdir ve burası da 10 birimdir aynı zamanda. Bir de diyor ki 2AC eşittir AK. Şimdi AC dediği yer abi neresi? Şurası bak AC. Orayı gösteremedim. Şurası AC. E burası da AK. AC'nin 2 katı burayı veriyorsa demek ki burası 10 birim oluyor ya bak 10 10 10. Demek ki burası 20 birimmiş. Yani bunlar açılınca da burası 20, burası 20 oluyor. E peki aynı şekilde ben şunu düşünsem şunu birleştirdim ya. Şimdi benden ne isteniyor? K üstü ile K2 üstü noktalarının yeni konumları. Ama makas 20 derece daha açılırsa. Abi şimdi ben Başlangıçta ilk açtığında 40 derece açmadın mı? Burası 40 derece oynarsa burası da 40 derece oynar. Bak buradaki görüntü 40'tı. Ama 20 daha açarsam ben burayı burası 60 olur. E 60 ise bunlar ikiz kenardı. Aynı zamanda eş kenar olur. O zaman burası da 20'dir. Yani K üssü ile K2 üssünün arasındaki mesafe 20'den başkası olmaz. 31'i de çözdüm. Bir diğer sayfadayım 32'deyim. m bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0'a 1'den geçen doğrunun eğimi m iken 0'a 0'dan geçen doğrunun eğimi 6m'dir denilmiş ve bu iki e, e, bu iki doğru 45 derecelik bir açıyla kesişiyorlar. 0'a 1 noktasından geçen ilk çizdiğimiz doğru -2'ye 0, -3'e 0 ve -4'e 0 noktalarından hangilerinden geçebilir diye soruluyor. Şimdi biz bunu bu resmedelim abi. Şu benim y eksenim olsun. Şu da benim x eksenim olsun. Şimdi şurası da sıfıra bir noktası olsun tamam mı? Şöyle sıfıra bir noktası. Bundan geçen doğrunun eğimi şunu biraz daha uzatalım. Büyük çalışacağız gibi. Şöyle uzattım. Şimdi ben sıfıra birden bir doğru geçiriyorum. Şu şekilde. Ve bu doğrunun eğiminin ben m olduğunu biliyorum. Ekstradan sıfıra sıfırdan bir tane daha doğru geçiyor. Şu şekilde ve bunun eğiminin de 6m olduğunu biliyorum. Ve bana çok güzel bir şey vermiş. Birazdan onun güzelliğini de göstereceğiz. Burası 45 dereceymiş abi. Şimdi bana diyor ki şu doğrunun 0'a 1'in şurada bunu bunu ve bunu sağlama olasılığı e, sağlama durumunu soruyor. Hangilerinden geçebilir diye sorulmuş. Ben şöyle desem. Burası 45 ya şuraya alfa desem. Ahanla şuraya beta desem. O zaman şöyle bir iddiada bulunabilir miyim? Burası 45 ise burası da 45'tir. 45 artı alfa eşittir beta olur mu? Vallahi olur. Tamam. Hatta ve hatta beta eksi alfa eşittir 45 olur mu? Bu da olur. Şimdi gelin buna bir tanjant fark formülü çakalım. Tan beta eksi tan alfa bölü 1 artı tan beta çarpı tan alfa dedim. Eşittir tan 45 yani 1. Şimdi tan beta dediği şey ne? eğimi vermiyor muydu tanjant? E şimdi beta açısına sahip olanın eğimi 6M idi. Öteki de alfa tan alfa da M'ymiş demek ki. Yani burası 6M ve burası M. O halde 6M'den M çıktı 5M kaldı. Bunu ben 1 artı 6M kareye böldüm eşittir 1 dedim. Buradan 6M kare artı 1 eşittir 5M gelmesi lazım. Buradan da 6M kare eksi 5M artı 1'i sıfıra eşitlemem lazım. Peki burayı şimdi nasıl açalım? 3M'ye 2M diye açıp burayı eksi 1'e eksi 1 diye açarsam bak eksi 3M eksi 2M eksi 5M yapar. Demek ki M ya 1 bölü 3'müş ya da 1 bölü 2'ymiş. Yani bizim şu doğrumuzun eğimi 1 bölü 3 veyahut 1 bölü 2. 1 bölü 2 ise eğer 1 bölü 2 ise eğer e şurası 1 değil mi zaten? O zaman şuranın 2 olması lazım. Yani eksi 2. Eksi 2'yi sıfırdan geçer. 1 bölü 3'ü e Eksi 3 olması lazım. Yani bu da olur ama eksi 4 olmaz. Cevabımız 1, 2'ymiş. Doğru cevap D şıkkıydı gençler. Geçtim 33'e. A, B, C, D, E falan filan düzgün dokuzgenin iç bölgesinde bir A, B, P, K eşkenar dörtgen şekil aşağıdaki şekilde verilmiş. Yani şu eşkenar dörtgenmiş gençler. Tamam eşkenar dörtgen özelliklerini sağlattıracağız. B, P ve F noktaları doğrusal olduğuna göre şurası doğrusalmış arkadaşlarım. X de belirtilen açının ölçüsü kaç derecedir? Bir kere 360'ı 9'a bölersem 40 yapar ki bu da e, <laughs> bu da 9genin bir dış açısıdır. O zaman 9genin bir iç açısının 140 olması gerektiğini düşünürüm. Şu şekilde 140'ları çaktık abi buraya. Herhangi bir 5genin iç açıları toplamı e, bize neyi verir? 540'ı verir. E 140 140 140 daha 420 yapar. Demek ki geriye 120 kalıyor. Şurası 60'tır. Burası da 60'tır. Demek ki burası 80'dir. O halde burası da 80'dir. Burası da 100'dür. Çünkü paralel kenarın bütün özelliklerini sağlıyordu düzgün dörtgenler. Biliyorsun burası da 100'dür. Aynı zamanda burası da kaçtır? 40 yapar deriz. Şimdi ben şunla şunun eşit olduğunu, bununla bunun, bununla bunun eşit olduğunu biliyorum. Eşkenar dörtgendi. E şimdi şurasıyla da zaten şurası birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman ben şunu şu şekilde çekecek olursam, hatta şöyle yapalım, siyahla gösterelim. Bunu bu şekilde çekersem 180'den 40 çıktı. 140 demek ki buraya 70 kalıyor, buraya 70 kalıyor. Ekstradan. Eğer ki şunu da çekecek olursam, bunu da çekecek olursam iyi dinle. 70'ti. Şuraya ne kalır? Yine 70 kalır. Doğru mu? E şununla şu eşitti bak. Bununla bu eşit. E bununla bu da eşit. O zaman bu da eşittir. Yani bu da bir düzgün dört dörtgendir. Aynı şekilde ben tutup şununla da şunu birleştirirsem hocam. Şimdi burası 70'ti. Şunlar ikiz kenarsa burası da 70'tir. 70, 70, 140 buraya 40 kaldı derim. Şurası 140'tı. Şurası 20, burası 20 olur derim. E şimdi güzel kardeşim bak. Biz burada neye geçiş yapacağız? İyi dinle şimdi beni. Ben burada 20, 40, 60 şuraya ne kaldığını biliyorum 80. Aynı zamanda şurası da 80 mi? Bak 80, 80 eşit, eşit. E o halde şunlar da birbirine eşittir. Yani burası x'e, burası da açı kaynaklı yine x'tir. Buranın tamamı 140'tı. 80 artı 2x eşittir 140'sa 2x eşittir 60'tır. x eşittir 30'un ta kendisidir. Bizden x istenmişti doğru cevap b şıkkında verilmiştir deriz. Ve 34'e geçeriz. Hadi bakalım. ABCD karesi biçimdeki dolap BE boyunca bir miktar açıldıktan sonra D, E ve E üstü doğrusal olacak biçimde şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma gelmektedir deniliyor. Ve demiş ki ED, EC'nin iki katı. Yani şimdi şurası X vermiş ya. E X verdiyse burası da X değil midir kardeşim? Değil mi? Doğru değil mi? Peki şununla şu birbirine eşit değil mi? O zaman burası da X değil midir? Çünkü burası dik. O halde EC'nin iki katı 2x yapmaz mı? ED 2x'miş. Ve ne diyor? AE üssü. Yani A'dan E üssüne kadar olan uzunluk şurası 20 birimdir diyor. E şimdi şurası ne oldu? 4x. Karenin bir kenarı 3x'miş. 3x 4x o zaman 25x'tir. X kaçtır? 4'tür. E x 4 ise zaten bizden x isteniyordu. Doğru cevabımız da A şıkkı olur deriz. Doğru cevap A'ydı. Ve devam ediyorum 35 ile. Aşağıda cisimleri olduğundan 3 kat uzun ve büyük gösteren çap uzunluğu 15 birim olan bir büyüteçle karesel bir zeminin her iki köşesine şekil 1 ve şekil 2'deki biçimde bakıldığında A ve B'yi sınır noktaları aldığı ve elde edilen uzunlukların aynı birim cinsel olduğu görülüyor. Unutma büyüteç 3 kat uzun gösteriyor. Şimdi o zaman bu karenin köşesinden A'ya kadar olan kısım normal şartlar altında 3 birim değil midir? O halde Karenin bir köşesinden B'ye kadar olan kısım da 12'yi 3'e böldüm 4 değil midir? Evet aynen öyledir. E şimdi hocam düşünelim. Ne demişti bize? Çap uzunluğu 15 santimdi değil mi? Yani bunun çap uzunluğu 15'ti. Ben şunu şöyle çekersem. Burası çaptır. Burası çaptır. bir dakika hocam nereden bileceksin çap olduğunu? Kafana göre çektim. Ya e, kafama göre çektiğimi düşünüyorsun sen ama ben öyle düşünmüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü burası çevre açıdır ve 90'dır. Çevre açı 90 çapı görüyordur. O halde burası 15'miş. Burası da 15'miş. 9, 12, 15 ve 9, 12, 15 üçgenlerimiz geldi. Demek ki bunun şuraya kadar olan kısmı bak şunun şurası bunun burasıdır dedim. 9'u böldüm abi 3'e burası 3 geldi. 12'yi 3'e böldüm demek ki bunun da burası 4'müş derim. Yani şuradaki 4'e 3'lük ve 3'e 4'lük kısım zaten ölçülmüş. Pekala. Şimdi bizden ne isteniyor? Şekillerde büyüteçte bir kısmı ölçülen dört kenarın ölçülmeyen uzunlukları toplamı 22 birimmiş. Şimdi ölçülenler haricinde ölçülmeyenlerin uzunlukları toplamı 22'ymiş. Ben 22'nin üzerine ne kadar e, uzunluk ölçmüştüm? 3, 4 burada. 3, 4 de diğer tarafta. 7, 7, 14 kadar ölçtüm. Ve bu bana 36'yı mı verdi? 36'yı ben 4'e bölersem bu karenin bir kenarı 9 olur abi. Tamam. Bu, bu karenin bir kenarı 9 olur. Peki. Diyor ki Aşağıda görsellerden hangisi merceğin çapından geçen şeklin kenar ölçümündeki doğru ölçümü verir? bu çapından geçiyormuş ya. 3'e böl 15'li çapı. 3'e böl 5. 3'e böl 5. 5, 5, 5, 5. Hepsi 5 bunların. E biz bir kenarının kaç olduğunu biliyorduk abi? Biz bir kenarın 9 olduğunu biliyoruz. Bak buraya 2, 2, 4, 5 daha 9. Cevap A. Burası 10 geliyor. Burası 8 geliyor. Burası 7 geliyor. Burası zaten 5. Cevap A şıkkı olacaktı gençler. Evet devam edelim sağ üst tarafla. A noktasında et, A noktasında etrafında dönebilen dairesel bir küpe. Küpe. Yani küp E değil. Küpe. Bildiğin kulağa takılandan. Tamam Ben takmıyorum ama eşim falan takıyor ırmak hocamız. Şekil 1'deki konumdayken 240 derecelik ACB yayı üzerinde parça saat yönünde 60 derece dönünce. Şimdi şöyle. Bunu şöyle birleştirdim. Şunu da şöyle birleştirdim. Aha arada kalan açı neymiş? 60 imiş. Tamam mı? 60. Pekala. Şekil 2'de belirtilen görünüm ve birim cinsinden uzunluk değerine ulaşmakta. Peki buna göre şekil 2'de belirtilen küpenin 120 derecelik parçası yani şurası saat yönünün tersi yönde yani şu tarafa doğru 30 derece döndürülürse parçaların uç noktalar arasındaki uzaklık kaç birim olur diye sorulmuş bana. Şimdi gençler. E, burası 60 derece biliyorsun. Ben buraya A dersem şurası da A olur mu? Çünkü bunlar birbirinden ayrılan parçalar ya. Değil mi? E, güzel. E, çak kosinüs teoremini 36 36 eşittir 2 tane a kare eksi 2 a kare çarpı kosinüs 60'tan 1 bölü 2 mi gelir? O zaman şununla şu gitti a kare eşittir 36 mı? A kaçmış? 6. Aha. A 6 geldi. Burası 6 burası 6 demek ki bu eşkenarmış. Şimdi ben bunu 30 derece daha açarsam eğer 30 dereceden açtığımda şöyle bir görsel oluşur. Ve şurası 90 olur. E burası yine 6 burası yine 6. 6 6 6 kök 2 olur. Arasındaki mesafe 6 kök 2'dir. Yani cevap D şıkkıdır deriz. Ve geçtim 37'ye. Artık son 4 sorum değil mi? İlk koordinat düzlemi biçimindeki bir düzenekte köşe koordinatlarından ikisi verilen karenin bir köşesine bir ip gergin biçimde aşağıdaki gibi bağlanıyor. 10 kök 2 birim uzunluğundaki bir ip Şekildeki konumda e, iken okla belirtilen yönde karenin çevresini saracak biçimde dolandığına göre dolanan ipin B köşesini merkez kabul ettiği çember denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi B'yi merkez kabul edecek. Ben bu karenin bir kenarının uzunluğunu bulabilirim. Nasıl bulacağım? Onu da şu şekilde yapalım. İki nokta arasındaki uzaklıktan. 9'dan 3'ü çıkardım. 6 6'nın 6 diyelim. 6'nın karesi artı 4'ten 12'yi çıkardım. Eksi 8 karesi 64 yapar. 36, 64 daha 100 karekökü kökü 10'dur. Demek ki bizim bu karemizin köşegeni 10. O zaman bir kenarı 5 kök 2'dir. Bak burası da 5 kök 2'dir. Bak burası da 5 kök 2'dir. Şimdi şu B'yi abi merkez kabul edecek ya bu. Hemen şöyle düşünelim mi biz? Şöyle bir tane e, çemberimiz olsun. Şöyle yapalım. Bir tane çemberimiz olsun. Bu çemberi de şöyle merkeze gelecek şekilde. Heh, Aynen şu şekilde bak gördün mü? Tam da köşelerden geçti mis. Şimdi bunun denklemi soruluyor bana. Ben o zaman merkezin yarı çapı biliyorum 5 kök 2 şu an. Ama merkezi bulmam gerekiyor ya. Merkezi nasıl buluruz? Hemen şöyle yaklaşalım abicim. Şunları birazcık birazcık temizleyiverelim. Şurayı temizleyeyim ben sana. Bir de şurayı temizleyeyim. Bak şimdi iyi dinle beni. Biraz da kal, ince, inceltelim. Şunu şöyle çektim. Bunu da aşağı indirdim. Bunu böyle çektim. Bunu da biraz aşağı indirdim. Ve böylelikle şurada iki tane eş üçgen yarattım. Tamam. Şimdi eğer ki ben şunun koordinatlarına A'ya B dersem. Şuradaki mesafemiz ne olacaktır? Bunun apsisi olan adam, bunun apsisi olan A'yı 4'ü çıkaracağım. Yani A eksi 4'müş. Ordinat B'den ordinat 9'u çıkaracağım. B eksi 9'muş. Geldim şimdi buraya. Buranın apsisi 12'ydi, Demek ki kısa kenar 12 eksi A olacak. Buranın ordinatı e, 3'tü. Yok şurası 3'tü. Demek ki burası da e, b 3 olacak. Şimdi o zaman ben şu cümleleri kuramaz mıyım? Bunlar madem eş üçgen kısa kenarları, üçgenlerin kısa kenarları birbirine eşit. Yani b 9 eşittir 12 eksi a. Buradan a artı b eşittir 21. Ekstradan a 4. a 4 eşittir. Uzun kenar b eksi 3'e eşit. a eksi de bana biri verecek. Topla bunları hocam. 2A eşittir 22. A eşittir 11 ise B de eşittir 10'dur. Demek ki benim buradaki merkezimin koordinatları 11'e 10. E tamam artık yarıçapı da 5 kök 2 olan çemberi bulacağız. Merkezi 11'e 10 sa derim ki x eksi 11'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir. 5 kök 2'nin karesi 50'nin ta kendisidir. x eksi 11'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir 50 bana x eksi 11 y x, 10 50 bunlar değil x eksi 11 e şıkkını verir sevgili gençler. Evet böylelikle 37'yi de çözdüm. Geçtim 38'e dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir üçgenin bir kenarı da y eşittir x doğrusu üzerinde ve ağırlık merkezi 12 0 noktasıymış. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Madem çizilecek bu yani 2 2 4. Şöyle yaptım. Şuraya y ekseni dedim. Buraya x ekseni dedim gençler. y x doğrumuzu da çizelim. Şöyle 45 derecelik de bir açı yaptıralım. Tam olsun. Olmaz mı? Güzel olsun değil mi nizami? Şurası 45 derece oldu. Şöyle yaptım. Bu da y x doğrusu olmuş oldu. Kabul mü? Tam oldu şöyle. Tamam? Şimdi bir köşesi orijindeymiş, değil mi? Şurası bir köşesi. Bir kenarı bunun üzerindeyse demek ki ben bunu bir kenarını şurası seçebilirim. Şu şekilde. Ve arkadaşlar ağırlık merkezi de 12'ymiş. Yani şimdi o zaman ben şurayı şöyle 12 seçemez miyim? Burayı da 12 diye seçtim. Ağırlık merkezi bu taraftaysa eğer demek ki benim üçgenim şöyle bir üçgen olabilir. Şöyle. Tamam mı? ağırlık merkezi de burası abi. Çok güzel. Şimdi ağırlık merkezi ise eğer arkadaşlar Burası 12 birim ya. Burası 6 yapmaz mı ya? Değil mi? 12 6. Şimdi benden ne isteniyor? Üçgenin diğer köşesinin eksenlere olan uzaklıkları farkı 12. Ha onu da vermiş. Çok güzel. Şöyle yaptım. Bir de şunu çektim arkadaşlar. Ee, şunu da birazcık uzatı verelim. Olur mu? Şöyle uzattım. Şimdi şurası daha yakın görünüyor. Ben buraya A. Buraya da o zaman A artı 12 mi diyeceğim? şu şekilde. Çünkü eksenlere olan uzaklıkları farkı 12 birimde. Bu üçgenin alanı kaç birim karedir? Alan soruluyor. Şimdi ağırlık merkezi olduğu için şurayı iki eşit parçaya böler bu değil mi? Aynen. Ve ben e, şu görseli gördüm ya bak şunu ve şunu gördüm. O zaman net bir şekilde ben şunu aşağı doğru indiririm ama nerede keseceğini de bilmiyorum tabii. Ve derim ki şurası dik Burası da dik olsun. Böylelikle iki tane eş üçgen elde ederim. Burası 6 ise burası kesinlikle 6'dır. Burası A ise kesinlikle burası da A'dır derim. Daha sonrasında ben şu kısmın uzunluğunu A artı 12 bulmamış mıydım? Değil mi? A artı 12 idi. Peki A artı 12'ye bakıyoruz arkadaşlar. Şurası kaç birim? Burası 24 birim. O zaman A dediğimiz şey 12'nin ta kendisidir. Şimdi A'yı 12 buldum ya ben. Şunu da söyleyebilirim değil mi? Benden bu üçgenin alanı isteniyor ya. Yani şurası şurası ve altında kalan kısım şurası. Ben bunları neden farklı renklerde boyadım? Çünkü gençler iki alan birbirine eşit. İki alan birbirine eşit. Yani ben bir tanesinin alanını bulursam 12 ile çarparım. Ben A'nın 12 olduğunu biliyorum. Burada tabanda 18 olduğunda 12 çarpı 18 bölü 2'yi 2 ile çarparsam cevabı bulacaktım. Demek ki cevap 12 kere 18 olacak. 12 kere 18 de gençler 18 ile 12'yi çarpacağız. 36 ve 18 toplarsam eğer 6, 1, 2, 216 yapar. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. 39. sorumuz için 38 özür dilerim. Şimdi geldim 39'a. Dik koordinat düzleminde YM eşittir MX doğru ailesi verilmekte. Şimdi Y1 bölü 4 nedir o zaman? Y1 bölü 4 eşittir X bölü 4'tür. Değil mi? Üzerindeki A noktasında bulunan bir hareketli Y eksenine paralel biçimde önce bir birim yukarı hareket ettiğinde Y1. Y1 nedir? Direkt X'tir. Doğrusu üzerine oradan aynı doğrultuda bak şimdi buradan buraya bir birim hareket etti. Bir birim. Sonra oradan da aynı doğrultuda yine aynı doğrultuda devam ediyoruz. A birim hareket edince de bu sefer Y3. Yani Y3 nedir? 3x'tir. 3x doğrusuna. Ve son geldiği noktadan aynı e, doğrultuda 2A birim daha hareket edince buradan da y e, YN doğrusu. Yani YN eşittir NX'tir. Bu doğrunun üzerine geliyor. N kaçtır diye sorulmuş. Yani olay şu aslında. Gençler birazcık uzaklaşıyorum müsaadenizle. Şunlar görünüyor değil mi? Tamam görünüyor. Şöyle ki x eksenimiz da y eksenimiz olsun. x eksenini biraz daha alt tarafa alabilirim açıkçası. Şöyle alalım. Biraz da şöyle uzatalım. Şimdi gençler Bunların hepsi orijinden geçen doğrular zaten. X bölü 4 doğrumuz şu şekilde bir doğru olsun. Y eşittir x doğrusu şöyle bir doğru olsun. Y eşittir 3x doğrusu da şu şekilde bir doğru olsun. Tamam. Şimdi ben bunun üzerinde bunun üzerinde bir nokta seçiyorum. Şurası. X bölü 4'ün üzerinde. Bir birim yukarı doğru hareket edince yani şurası bana y eşittir x üzerinde bir nokta veriyor. A birim yukarı hareket edince de 2 3x'in üzerinde bir nokta olduğunu belirtiyor Burası 3x Burası x ve Burası da x bölü 4 Şimdi ben bunun üzerindeki seçtiğim bir nokta için varsayalım ki bu nokta a dedim Şuranın uzunluğu ne oluyor a bölü 4 oluyor Peki bir birim daha yukarı hareket edersem buradaki uzunluğumuz ne olur yani şuranın tamamı ne olur şurası 1 de 1 artı a bölü 4 olur Şimdi a'yı ben x'te yerine yazdığım takdirde a bulmuyor muyum? Evet demek ki 1 artı a bölü 4 aynı zamanda bana a'yı verecek. Yani 1 eşittir 3 a bölü 4 olacak. Demek ki a eşittir 4 bölü 3 olacak derim. Yani şuranın apsisi 4 bölü 3'müş. Peki bu 4 bölü 3'ü 3 x'te yerine yazarsam neyi bulurum? 4'ü bulmaz mıyım? Evet. Aynı zamanda burada ben ne kadar hareket etmiştim? Şurası a kadar hareket etmiştik değil mi? E şimdi düşünelim a artı a artı 4 bölü 3 A artı daha doğrusu ben şurada A'yı buldum demiştim ama buraya A demiştik. O A ile o A aynı A'lar değil tabii ki. Buraya M diyelim. Şurası M olsun, burası M olsun, burası M olsun, burası M olsun ve şurası da M olsun. Ne kadar çok M demişim. Şimdi şurası kaçtı? M 4 bölü 3'tü. 4 bölü 3'e A ekleyince A'yı ekleyince bana 4'ü veriyormuş. O zaman A dediğim şey nedir arkadaşlar? 4 bölü 3'ü karşıya atarsam 4 eksi 4 bölü 3'tür. Yani 8 bölü 3'tür. Şimdi geldim şuraya buranın 8 bölü 3 olduğunu buldum. E şimdi diyor ki 2A birim hareket et diyor. E, A neydi abi? 8 bölü 3'tü. Yani 16 bölü 3 kadar daha hareket edeceksin diyor. Yani ben 4'ün üzerine 16 bölü 3 ekleyeceğim. Bu da bana neyi verir? 28 bölü 3 mü verir? Şimdi ben YN dediğim NXT x gördüğüm yere 4 bölü 3 yazmıyor muydum? 4 n bölü 3 ne olsun istiyor? 28 bölü 3 olsun istiyor. O zaman n kaçtır? 7'nin ta kendisidir. Doğru cevabımız da D şıkkına verilmiştir deriz. Ve son soru. Hadi bakalım. Taban yarıçapı R. Yüksekliği h olan dik dairesel koninin hacmi 1 bölü 3 pire kare ile silindirin hacmi de pire kare h ile bulunur. Yüksekliklerinin oranı 3, taban yarıçaplarının oranı 4 olan dik dairesel bir koni ile dik dairesel silindir biçimindeki cisimlerin kullanıldığı bir deneyde dairesel tabanı zeminde iken koninin içine bir miktar su konduktan sonra silindirik cisim koninin içine konuluyormuş. Su ve suya tamamen batırılıyormuş. O zaman koninin yarıçapı ve koninin yüksekliği silindirin yarıçapı ve yüksekliğinden daha fazla olacak. O halde ben şöyle diyeyim. Ee, gençler. Şu şu benim konimin tamam benim konimin tabanı olsun. Şu şekilde ve şu şekilde koniyi çizdim. Şurası da koninin tabii ki yüksekliğidir. Tamam mı? Bunun yarı çapı şurası. Neymiş bak? yükseklikler oranı 3, taban yarı çapları oranı 4'tü. Ben buranın e, 4R demek istiyorum. Şuraya da 3H demek istiyorum. Şimdi silindiri çizelim. Silindir de şu şekilde yaptım. Tamam mı? Daha sonrasında bir tane daha bundan lazım bana. Hemen copy paste yapalım. Şunu da şöyle getirdim. Sonrasında da bunu çizdim. Hop şöyle ve böyle. Şimdi o zaman bunun yarı çapı ne olur? R olur değil mi? Şurası R olur. Yüksekliği ne olur arkadaşlar bunun? H olur. Şimdi ben bunun içine bir miktar su koymuşum. Bu suyun içine de bu silindiri batırdığım takdirde ne oluyormuş biliyor Su seviyesi koninin yarı yüksekliğine geliyormuş. Şimdi konun, koninin yarı yüksekliği dediğimiz yer aslına bakarsan şöyle bir yerdir. Burası bir buçuk haçtır. Burası da bir buçuk haçtır. Tamam mı? Bir buçuk falan deyince aklıma pide mi de geliyor. Lahmacun geliyor. Şurası da nedir? 2 R midir arkadaşlar? Tamam. Şimdi o zaman ben bunu şöyle düşüneyim. Şu silindirin hacmi pi çarpı r kare çarpı haçtı zaten. Tamam mı? Ekstradan ben şunun içine suyu doldurmuştum ya. Bu suyu doldurduktan sonra içine de zaten silindiri batırmıştım. Bu silindiri batırdıktan sonra e, görsel bu şekilde oluyor. Görsel aynen bu şekilde oluyor. Şimdi ben o zaman bunun tamamının hacmini bir bulayım. Pi çarpı 4R'nin karesi 16R kare çarpı 3H bölü 3 demem gerekiyordu değil mi? Şöyle yaptım. Bu koninin normalde hacmi 16PiR kare H'mış. 16 pire kare haş. Şimdi şurada boş kalan kısmı var ya o boş kalan kısmın hacmini bulalım seninle beraber. pi çarpı R'miz bu sefer 2R olduğu için 4R kare çarpı yüksekliğimiz 3 bölü 2 h bölü 3 diyeceğim. Bu 3 ile bu 3 bu 2 ile bu 2 gitti ve 2 pire kare haş kaldı. Yani boş kalan kısım da 2 pire kare haşmış. Tamam o zaman burada suyla doldurduğumuz yer ne kadardır? 16 pire kare haştan 2 pire kare haşı çıkarsam... 14 pi r kare haçtır. Şimdi su artı silindirin hacmi bu. E silindirin hacmi pi r kare haç değil miydi? O zaman içine başlangıçta doldurduğumuz suyun hacmi nedir? 13 pi r kare haçtır gençler. Ve benden ne istenmişti? Silindirin hacmi kaç birim küptür? Ha bunun 78 olduğunu söylemiş bize. O çok güzel. O zaman her iki tarafı ben 13'e bölersem 6 gelir. Pire kare haçta zaten silindirin hacmiydi. Cevabımız da 6'nın ta kendisi olur diyeceğiz. Evet. Arkadaşlar 5. denemeyi de bitirdik. 5. denemeyle alakalı cevap anahtarlarınızı ister QR kodu okutarak bulun. isterseniz Barış Yayınları'nın YouTube kanalına girip Orada topluluk kısmında güncellenmiş cevap anahtarları da mevcut. Oralardan da kontrol edebilirsiniz. Tabii benim videonun tamamını izleyen adam da aslında cevap anahtarına erişmiş de oluyor. Artık kendiniz bilirsiniz. Video çözümü var. Video çözümünü birkaç hoca beraber yapıyor. Birkaç hoca farklı farklı tarzlarda yapıyor. Ee, cevap anahtarlarını işte istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Çözemediğiniz sorular için istediğiniz kaynağı tarayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Keşke benim zamanımda olsaymış. Evet gençler sonraki videomuzda yani 6. denemede görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.